Dün gece Kandil gecesiydi. Yapılan bütün duaların kabul olması dileklerimizle. Benim ekibim de buradaydı. Show TV stüdyolarındaydı. O yüzden ekibin bir kısmı bir hayli uykulu, bir kısmı her zamanki gibi cin gibi. Ama biz her zaman olduğu gibi sevgiyle, saygıyla huzurlarınızdayız yine şükrederek. Şükür bu sabah da uyanabildik. Şükür bugün de yiyecek ekmeğimiz vardır inşallah. Allah'ım güzel güzel gülümsemeler nasip etsin. Her şeyin en hayırlısını, en iyisini nasip etsin. Niye gülümseme diyorum? Gülmek için dişlerinde acık güzel olması gerekiyor. Ben şunu fark ettim. İnsanın kendine yatırımı deyince, yani yıllar ve yaşlar geçince etrafımdan da gördüm. Kendinize yapıp yapabileceğiniz en hayırlı yatırım dişmiş. Dişler gidince eyvah eyvah, herkesin bak sıkıntısı var. O yüzden dişlerle ilgili varsa sualiniz lütfen yazın bize. Diş hekimi sevgili Sonay Öztan Gükhan da bizimle beraber, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dişlerinizde var mı takma olan? Yok. Kendi orijinal dişlerim. Kendi dişlerinizde. Evet, evet. Artık bir süre sonra hani kendi dişlerim deyip gurur duyarak söyleyeceğiz, onu anladım. Çünkü herkesin dişinde bir eksik, bir mutlaka başka bir şey var. Bir şey soracağım. Tabii. Bizim en ciddi sıkıntılarımızdan birisi, farkında da olmuyoruz, ağız kokusu. Şimdi evet, ağız kokusunun dişten olup olmadığını biz nasıl anlayabiliriz? Şimdi dişten de olabiliyor, başka bir sebepten de olabiliyor ama kendimiz anlayamayız. Ağız kokusu bir de kişinin sosyal hayatını da çok olumsuz yönde çok etkileyebiliyor. Ve ciddi bir psikolojik sorun oluşturuyor. Kişi sosyal hayatından bir defa mahrum kalabiliyor. Ağzını, elini ağzına kapatarak gülümseyebiliyor ya da gitmiyor, belli bir yerlere gitmiyor. Ağız kokusu fizyolojik olabilir. Yani akşamdan yediğimiz yiyecekler, besinler, birikintiler ağızda kalır ise eğer, çok iyi temizleyemezsek sindirim sistemindeki gazlarla etkileşime geçip böyle bir sabah ağız kokusu deriz buna. Ama mideden. Bu mideden gelen ama geçici olan bir ağız kokusudur. Mesela oruçta da aynısı söz konusu. Doğru. Uzun süre susuzluk dönemi geçirdiğimiz için yeterli sıvı alamazsak yağ ve protein yakımına bağlı olarak bir metabolizmanın yan ürünü olarak bu ağız kokusu meydana gelebiliyor. Bu normal geçici olan ağız kokusu. Fakat bir de eğer dişlerimizi yeterli fırçalamıyor isek bunların altında bir bakteri plağı deriz. O yumuşak madde. Bu birikir, katılaşır, diş taşı oluşturur. Diş taşı, diş eti cebi dediğimiz diş etlerinin diplerine yerleşir ve bu müthiş bir ağız kokusu yapar. Başlangıç sebebi bu. Sebeplerin en büyüğünden birisi diş taşları. Yani yediğimiz, içtiğimiz gün içinde ve yıllara dayalı bir sürü evet, şey birikiyor, birikiyor. Ve bunlar da çürüme aslında değil mi? Uzaklaştırmazsak eğer diş taşı oluşturuyor ve bunlar çürütüyor. Hatta diş eti çekilmesine sebep oluyor. Diş çürükleri veya ağızdaki bozuk kırık dolgular, o restorasyonlar, köprüler. Köprünün bir kısmı kırılmıştır, durur. Hasta hani herhangi bir ağrı duymaz, bir şey duymaz ama müthiş bir ağız kokusu yapar bunlar. Peki yine ağız kokusu hani bir dişçiye gitmek için bir sebep. Ne yazık ki biz hala en çok korktuğumuz koltuk. Hani hep koltuk sevdasından bahsedilir. Tek herhalde böyle aman oturmasan da olur dediğimiz koltuk sizin koltuğunuz. Doğru. Bir de siz çok yakın da çalışıyorsunuz. Evet. Bir de şöyle bir şey var. O kullandığınız aletlerden çıkan sesleri direkt duyduğumuz için. Ama iyi ki o aletler var, iyi ki varsınız. Çünkü dişinde bir ağrı oldu mu 7 doğuma bedeldir diye bir teyzem söylemişti bana. Allah! Uyuyamamış da sabahlara kadar. Bir de ağız kokusunun şu şeyleri de var, onu da geçmeyelim. Diyabette mesela şeker hastalarında ağzı mükemmel de olsa, dişler çok iyi de olsa bir aseton kokusu vardır. Şeker hastalarının ağzında. Karaciğer böbrek hastalarında bir balık kokusu gelir. Öyle bu, mi? Evet. Dur bir dakika. Karaciğer böbrek hastalarında bir balık kokusu. Ağız içerisinden böyle çok böyle tipik bir ağız kokusudur. Bir balık kokusu gibidir. Böyle çiğ balık kokusu hissedilir kişinin ağzında. Bu metabolik hastalıklara bağlı ve sindirim sistemi bozukluklarında da mutlaka ağız kokar. Şeker hastalarında da? Aseton kokusu vardır. Kokusu. Çok tipik bir kokudur bu. Bir sürü şeker hastası dostumuz var peki. Bu kokuyu geçirmek için kokuyu geçirmek için mutlaka zaten ağız bakımını yeteri kadar yapıyor fakat hani teşhis de çok önemli. Şeker hastası insan var fakat bilmiyor, ağız kokusuyla geliyor. Onu hekim çok iyi anlayabilir ve hemen yönlendirmek lazım. Ona göre çeşitli çarkalama sularımız, çeşitli gargaralarımız var bunları giderecek olan. Onlar da giderilebiliyor. Peki dişimizde bir kanama oldu diyelim. Evet. Farkına vardık. Aman geçer dedik ve gitmedik. Evet. Hiç yapmaz mıyız? Yaparız. Doğru bir şey mi yapıyoruz yoksa çok başka yanlış bir şeye büyütecek bir hale mi? Aynen getiriyoruz? Öyle yanlış. Sağlıklı bir diş eti asla kanamaz. Mutlaka ya bir vitamin eksikliği vardır, demir eksikliği vardır veya vücutta bir şeyin sinyalidir. Ayna var mı yanınızda? Aynası olan var mı? Ayna. Var mı? Versene kızım bana lütfen.
bir şeyin sinyalidir o. Aslında ağız sağlık ağızda başlar diyoruz biz. Vücudumuzun diğer herhangi bir organındaki hastalığın da belirtisi olabiliyor. Yani eğer herhangi bir diş taşı biriktiyse o bölgede veya bir dolgu parçası kırılıp araya girdiyse bile kanama yapar. Bu kanama ne yapar? Durur diş eti çekilmesine sebep olur. O bölgedeki kemiği eritir. Erittikten sonra zaten gittikçe daha kötüye giden işlemler meydana gelir. Peki, şimdi herkesin kendi evinde yapabileceği ver Yasin'im, teşekkür ediyorum kuzum. Herkesin kendi evinde, siz de aynınız olaydı bakardınız iyiydi ama diş eti rengi. Evet. Bizim sağlıklı olup olmadığımızı ele verir mi acaba? Bak aha, çıkarttı aynısını. Bak bakayım, bak neye bak dedim ben şimdi. Ben, mikrofon nerede? Dişlerinden bir şikayetin var mı kuzum? Yok. Şükür. Kendi dişim olmadığı için. Yaş kaç? 55. Anam, bu kadınlar da var ya, bir gün gittim Karadeniz'e bir çekime hocam. Evet. Bir tane teyzem, dünya tatlısı. Evet. Yaş kaç teyzecim dedim. Kaç gösteriyorum dedi. Teyze kaç yaşında? 95. Maşallah. Yani biz kadınlar 90, ya demek ki 100 de olsak değişmeyeceğiz. Peki 55 yaş kaçta gitti bu dişler? 45. Aa, çok erken gitmiş. Aa dur, doğumla da diş gidiyor mu? Aslında gitmiyor. Normal şartta halkın çok yanlış bildiği işlemlerden birisi. Hamilelikte eğer ki annenin gereken kalsiyum, bebek için gereken kalsiyum yetersiz ise dişlerden almıyor çocuk. Onu annenin kemiklerinden alıyor, yeterli besini alamıyorsa. Fakat ağız sürekli bir asidik ortamda. Sürekli kusmalar ve abur cubur yeme isteği o ağız mukozasını çok böyle dışarıya, etkenlere açık hale getiriyor. Dolayısıyla o arada kalkıp fırçalamıyor anne adayı. Zaten bir rehavet çökebiliyor. O esnada çok sürekli yeme isteği çürümeyi artırıyor. Ama insanlar bundan dolayı diyor ki her doğumda bir diş kaybettim. Evet. Hani diş sıkması, stres, bunların etkisi. Ama ister istemez asıl sebep ağzın asidik ortamının çok fazla olması, kusmanın dişlere zarar vermesi ve bir takım hormonlardan dolayı diş etlerinin çürümeye daha fazla eğilime açık olması diyoruz. Dediğim, hayırlı evlat olsunlar da feda olsun bir diş, ne olacak? Yani bu kadar şeyi feda ediyor anneler. Sonra diyor ki çocuktan, gel lavabonun şurası boz. Aman diyor. Allah'ım, o zaman o kadar sinir oluyorum ki. Bir oğula yalvardım ben ya. Annesi banyo yaparken düştüğü için bacağını kırıyor, bana geliyor. Dedim ki bak, annenin banyosuna şey yaptırıver. Şu tutacaklar var ya. Ya al iki tane vida, ne olacak? Dübelle deleceksin, iki tane takı vereceksin. Yapmadı ya çocuk. Allah'ım, içimden neyse neler geçiyor. İşte aynayla bak bakayım dişlerine kuzum, nasıl görünüyor? Şey. Kendi kendine bir bak bakayım. Mikrofonu da tutun bir taraftan ablama. Aynan da pek havalıymış. Bak bakayım şimdi. Şimdi de diş etlerine bak. Sağlıklı. Diş etleri nasıl görünüyor? Sağlıklı diş eti portakal kabuğu rengindedir. Böyle. Bizimki nasıl acaba ya? Sizinki son derece bakayım. Sağlıklı görünüyor. Nasıl bakıyor ki diş etlerine? Temlemsi ve güzel görünüyor. Şöyle. Gayet sağlıklı ve pembemsi bir görüntüdür. Asla kanamalı değildir. Ve dokunulduğunda kanamaz. Bak şurası yani. Hangi? Her yere şu kısımlar sağlıklı diş eti görüntüsüdür. Peki beyaz olur. Bazılarında bembeyaz diş etleri. Bu bir sıkıntı sebebi mi? Beyaz veya bazen de pigmentasyon fazla. Siyah görünür. Aa. Bu da evet, o çok da çirkin bir görüntü oluşturuyor. Özellikle bu tütün ürünleriyle fazla içen kişilerde o pigmentasyonun fazlalığına bağlı olarak olabiliyor. Veya ağız mantarlarında da beyaz oluyor. Bembeyaz olabiliyor. Kansızlıkta bembeyaz olabiliyor. Kansızlığı evet. Da soracaktım. Evet. Yani biz kansızlığı hep şu göz içinden falan diye söylüyoruz, el avuç içinden. Ama diş etlerinden de. Diş etlerinden de belli olabiliyor. Hatta dişlerde çok böyle hassasiyet verebiliyor. Yani hastalara anlatıyor, işte ağrım var, çok halsiz. Zaten genel hali de çok halsiz olabiliyor. Diş rahatsızlığı halsizlik yapar mı? Yok. Genel olarak genel rahatsızlığı olmuş halsizlik olması var. Halsiz, yani diş yaparken de böyle çok zor duruyor, işte dayanamıyor, bir takım şeyler olabiliyor ve genel tahlillerini istediğimiz zaman hakikaten bir takım vitamin eksiklikleri ve kansızlık görülebiliyor. Allah'ım bak, Allah yaşları gelmeyi nasip etsin, biz konuşurken teyzeler geçiyor şimdi. Bak teyzemin hiç iyi dişi kalmış yavrumun. Peki gerçekten çok zor ama şimdi implant yapılacak mesela. Hani diş olmadığı için yapıyorsunuz değil evet. mi? Tutturacak bir şey lazım size. Kemik lazım.
Eğer diş çekilirse kemik enine boyuna erimeye başlıyor. Diş çekildiği andan itibaren ağızda bir takım şeyleri eritiyor ve kemik eriyor. Aslında insanlar diyor ki ben aman ağrıyor, çektireyim kurtulayım. Tamam, çektirdin, o ağrıdan kurtuldun. Mücevher gidiyor. Kemik dişi gibi olmuyor mu? Aynen öyle. Asıl dünyanın en iyi doktoru olsa, en iyi malzemeyi kullansak asla kendi dişimiz gibi yapamıyoruz. %98, %99 benzetebiliyoruz en iyi şekilde. Ama mümkün değil ana dişin gibi tat alabilmesi, onun gibi çok ideal kullanabilmesi imkansız tabii ki. Peki şimdi annem gibi mesela sizinki yapışık mı, damaklı mı? Komple damak. Komple damak. Evet. Peki o çıkıyor demek mi? Çıkıyor. Çıkıyor. Gösterebilir misin acaba diyeceğim ama. Ağzını açma gösterdikten sonra. Benim üst damağım kendi damağım şurası. Ha. Bunun ilacı falan mı var, böyle bir şey mi sürüyorsunuz? Komple de şu kadar böyle yüksek olmasın diye. Ha, ilacı mı var? Sizin de mi öyle? Hayır. Komple damak da kendi damağım şurası. Ha, ondan sonrası evet. Dişle böyle takıyorsunuz. Peki bunu ne zamanları çıkartıyorsunuz? Ben yemek yedikten sonra. Yemek yedikten sonra çıkıyor. Evet, çıkartıp yıkaması gerekiyor. Aksi halde içinde biriken besinler hem müthiş koku yapar, zaten rahatsız olur. İçerisine besin giriyor. Rahatsız. Ve ister istemez mümkün değil. Her zaman yıkarım. Sağlamıyor. Normal suyla mı yıkıyorsunuz? Evet. Fırçalarım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak işte bu diş olmaması ne kadar zor. Şimdi normalde biz fark etmiyoruz. Bastırıyoruz, çiğniyoruz. Siz bastırınca damak kendi diş eti acımıyor mu? Yok. Dişin acımıyor. Yok. Bazıları da böyle yapıştırıyor mu onları? Evet. Sizinki? Kaplama. Oo, siz çok ince gibi. Bilir misiniz hanımefendiye? Sizinki nasıl? Kaplama benim Zayda Hanım. Kaplama. Altında kendi dişlerim var. Ha, bu alt taraf sizin? Hepsi. Hepsi sizin, üzeri? Evet. Kaplama. Kaplama. Yapışma. Kendi çıkmıyor dişlerini yani. Kestirip üzerine kaplama yaptırmış. Estetik. 10 sene oldu yani. Bazen estetik için yaptırabiliyor. Bazen gerçekten çok çürüdüğü için, kurtarılamayacak olduğu için. Bakıyorsunuz. Evet. Yaş kaç? 63. Maşallah göstermiyor. Maşallah. Ama bak diş ne kadar fark ettiriyor. Evet. Gerçekten öyle. Diş gittiğinde çevre doku da gidiyor. Dolayısıyla yanaklar çöküntülü oluyor. Diş olmadığı zaman yaşlarda görürsünüz. Alt çene yavaş yavaş uzar. Böyle şu dikey boyut dediğimiz kısım azalır. Şöyle. Şurası. Evet. Çok yaşlılarda alt çene uzundur böyle. Öne doğru gitmiştir. Çünkü dişsizlikten dolayı yavaş yavaş uzuyor. Oysa o dikey boyut dediğimiz kısım yeterli. Yani kendi dişi olduğu zaman şuradaki çöküntüler azalabiliyor. Şuramız normal kalabiliyor. Oysa protezde takıldı hanımefendininki gibi takma çıkarmalı olan bir protezde, tam protezde ister istemez şurada ya kabalık oluyor, işte bir madde gelecek çünkü o bölgeye ve ısırmayı asla bunlar yapamıyor. Tabii ki bir yapıştırıcı madde dışarıdan bir şey. İçerisine koyuyoruz, bir miktar yapışıyor. Yemek yedikten 10 dakika kadar ve asla yemek kalitesi ve hayat kalitesi kendi eskisi dişiniz gibi olmuyor tabii. Allah aşkına, en büyük mücevher dişmiş ya. Üzerimizde taşıdığımız, kıymetini bilip çocuğa bunu aşılamak lazım. Yakın tut kuzum. Ben mesela her şeyi çatır çatır yiyorum. Kendi dişi olduğu için içinde. Oh. Elmalar, her şey yani. Havuçlar kat. Kızım, ben şimdi öbür türlü düşünüyorum. Elmayı ısırdım, elmada kaldı diş. Yok yiyorum. Çat yiyorum. Şimdi sizde var ama. Siz kendi dişim. Evet. Evet. Vallahi yani o çok... Yani ben anlamıyorum. Diyorlar ki tatsız. İşte tad alamıyorum. Ha bak, mikrofonu ver abime. Ver. Yavrum benim, seni niye en arkaya attılar kuzum? Ben abime. Bak böyle artık belli bir yaştan sonra ben kendi dişim deyince böyle daha bir dikkatli bakıyorum. Sizde ne zamandan beri var? 50 yaşından beri. Kaç yaşındasınız şimdi? 57. 57 senedir var. Bu sizinki damaklı mı deniyor? Damaklı. Bir görebilir miyim? Ya çıkarma. Ha, şimdi yanağına bakın mesela, hemen çöktü. Şu kısım hemen çöktü. Yine amcam yine yakışıklı görünüyor ama tabii diş o altta var mı? Ha, o da çıkıyor. Yok, dişler kendisi var. Geçmeli. Belgin. Ha, o zaman dişlerinizin üzerine geçiyor. Peki bu rahat mı şimdi böyle? Rahat. Konuşmanızda da bak bir değişiklik olmadı mı? Yok, memnunum yani ben. Memnunsunuz. Çene çıkınca bak, daha çok konuşması pratik. Bozulur. Yapıştırınca 12 saat gidiyor. 12 saat gidiyor. Peki, temizleme tableti var. Onu da attınız mı 5 dakikada temizleniyor. Ya amcam bir şey soracağım. Amcam diyor, abi diyeyim yani. Ne neyse, fark et. Abim bir şey soracağım. Şimdi ben bir elma versem, ısırsam o dişler elmada kalmıyor mu? Kalmaz. Yapıştırıcı kullandığı için yapıştırıcı kalmıyor. Yapıştırıcı kullandığın zaman şu an yok ama yapıştırıcı. Gene kalmaz. Damağa bir elma versene.
Ve yok mu bizim elmamız mevmamız bir şeyimiz ya? Sert bir şeyde vallahi kalır. Vallahi geleceğimi görüyorum yani. Ben de benim de başıma gelecek herhalde. Yok gelmez. Ha? Ya sürekli düzenli olarak fırçalayan, düzenli olarak dişine bakan ve 6 gir ayda Yasin, bir... Gir aç dolabı, gir var mı bir şey bakayım. 6 ayda bir diş hekimine giden kişinin dişi kolay kolay çürümez. Yani Allah korusun bir kaza hocam geçirip bütün hiçbir şey olmadıkça. Biz maalesef size ne yazık ki ağrımız olacak, sancımız olacak, artık böyle beyne zong 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 olacak. O zaman geliyoruz ne yazık ki. Şimdi biraz bilinçlendi insanlar ya. Gençler şimdi falan yani bazen geliyor hiçbir şey yok ama ben daha yıkadın güzel mı güleyim diye. Ay teşekkür ederim. Abim sana getiriyorum elmayı. Vallahi. Çünkü sert belli bir... Yeşilerim olacaktı böyle sert. Sert. Evet. Sen bunu ısırırsın onu anladım. O çok benim için sert olacak. Yeşil elma. Sert zaten. Abi dur seni göreyim öyle ısır. Sen yine ayakta dur. Ayakta dur. O yumuşak. Isırdım bile ya. Ama bak küçük ısırdı. Yakın yakın. Yakın. Maşallah. Yok tamam. Tamam artık daha diyecek bir şeyim yok. Afiyet olsun ma. Sabah sabah iyidir elma. Aslında şu yanlarla ısırıp destek sağlıyor. Yukarıya doğru bastırmasını sağlıyor. Evet. Ha, öyle mi? Ama o tarzını belirlemiş. Yani mecburen. Ama gerçekten hani bir şey ısırabilmenin bu kadar kıymetli olduğunu bilmezdim ben. Özellikle çok yaşlı kişiler mesela damak çok eridiği için şu bölgemizden geçen bir mandibüler sinirimiz bulunur biz. Ve bastırdığında derler ki ah yavrum elektrik çarpması oluyor çenemde. Ya o kadar çok ağrısı olur ki o sinire baskı yapıyor o protez. İstediğiniz malzemeyle yapıştırın hiçbir şey fark etmez. Ya o sinir o kadar baskı yapıyor ki kemik eriyor eriyor yani şu bölgede. Dürüstçe de söylüyorsunuz yani. O yüzden kendi dişinizin o kıymetini bilin. O zaman olmaz. Bilin. Mecburen yani kaybetmeden değerini bilmek lazım. Şahane. Bu arada programa girmeden önce dedi ki Zayda Hanım eğer ihtiyacı olan birisi varsa bana söyleyin hocam. Ben elimden ne gelirse yaparım ki daha önce de biz göndermiştik sağ olsun yapmıştı. Şimdi ben de dedim ki benim bir kızım vardı Emineciğim. Aslında çok şey bir muhitte oturuyor. Hani böyle ne diyeyim pahalı bir muhitte oturuyor. Fakat oturduğu ev gecekondu. Evlatları var. Kocası çalışıyor. Bu yavrum çalışıyor. Yıllardan beri böyle. Dedim acaba Emine'yi size göndersem. Seve seve yaparsın. Vallahi şahane olur. Çok çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Rabbim hep yüzünüzü güldürsün. Amin hepimize. Sağ olun inşallah. Estetik diş hekimi Sonay Öztan Gökhan'a bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok merhaba. Şimdi hazır hala 3-5 dişimiz varken sizi ısırabileceğiniz şahane şeyler yapacağız. Elif Korkmazel geliyor yine alkışlarınızla. Hanımlar ekran başına. Yemek yazarı Elif Korkmazel'den sofralarınızı süsleyecek birbirinden lezzetli ve pratik tarifler bu programda. Cevizli brownie ve galeta unlu patatesli börek şimdi Zahide Yetişte mutfağında. Oo, burada bir şeyler hazırlandı. Ya niye? Karıştırılmayacak yani, mıydı bu? Yok karıştırılacaktı. Ben hemen altını açayım. Kız niye korkuttun üstüne benim halim? Üstüne gelecek diye korktum. Ha yok bugün canım. Bugün de kırmızı kırmızı olmuşuz evet, biz böyle. Kalp kalbe karşıymış vallahi, derler. Bizim gibi. Güzel olmuşsun. Acitten iki kırmızı kırmızı. İyidir. İyidir iyidir. Elif Korkmazel'le beraber neler yapacağız? Çok güzel bir börek yapacağım. Patatesli nefis bir börek. İç harcı da değişik olacak. Böyle üçgen üçgen kestim ön hazırlık olarak. Hmm. Ama farklı bir şekilde de katlanabilir. Çok güzel bir börek olacak. İçi böyle soğanlı, biberli. Ama önce brownie ile başlayalım. Biber şahane. Brownie ile başlayalım. Tatlıya mı başlayalım? Evet çünkü peki, bu bayağı bir el oyalayacak burada. Öyle mi? Tamam. Brownie'yi fırına verelim. Ondan sonra da güzelce böreğimizi yapalım peki diyorum. Peki. Ben de bu arada videomuzu çekeyim. Tamam. Sorunuz ve selamınız varsa bize ulaştırın lütfen. Şimdi burada brownie için ben önceden erisin diye hemen böyle tereyağı ve çikolatayı nefis bir şekilde erittim. Tereyağı çikolata eriyor. Benmari usulü böyle. İki kırmızılı kadın olarak bugün mutfağımızda buluştuk. Şahane tariflerimiz var. Hadi yazın bizde. Gönlünüz güzel, keyfiniz yerinde, huzurunuz bol olsun. Evinizin beti bereketi eksilmesin. Şimdi bak benmari usulü güzelce şöyle çikolatayı erittim. Hı. Ben hemen bir çırpma teli vereyim sana. Güzelce başında, bunu. Evet. Sen beni böyle buluyorsun bir şey, koyuyorsun başına. Aynen güzel oluyor. Elimde telefonu. Allah'tan sizler yalnız bırakmıyorsunuz hemen. Şöyle. Eğer sorunuz ya da öneriniz varsa lütfen yazın bize. Bazen çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bak o tarifleri de burada değerlendiriyoruz.
Sizin oralarda neler yapılır, nasıl yapılır? Siz de yazın bize. Çok keyif alıyoruz bundan. Şimdi brownie için başladık. Benmari usulü tereyağı ve çikolata eriyor. Hemen içine yavaş yavaş karıştır çünkü kakao ekliyorum. Aa, ben sana bakıyordum. Şurada sana bakıyordum, burada sen çıktın. Onu önceden arkadan gelirken koyuyorum. Şöyle yavaş yavaş kakao da ekliyorum. Burada nefis bir çikolata sosu oluyor. Şimdi çok azıcık da şöyle hafif çikolatanın rengi vardı. Ama azıcık şöyle sıvı yağ gerekiyor. Bak rengi hemen değişiyor sıvı yağla. Parlaklık geliyor. Evet, parlaklık geliyor. Çünkü bu sonra brownie'nin üzerine de biraz ayıracağım, dökeceğiz. Ay, ıslak keke bayılırım bak, ıslak brownie'ye. İşte bu da ıslak gibi olacak. Hmm. Bak şimdi şöyle kakaoyu da döktük, tamam mı? Yağı da döktük. Şimdi oradan keki yapmadan önce, yani yumurtayla karıştırmadan önce bu karışımdan birazcık ayıracağım. Hatta ben bu karışıma birazcık da şöyle su koyacağım. Ay bu şahane bir şey oldu. Veya süt koyayım mı? Süt koy, süt daha güzel. Daha ama güzel. Rengi açılır mı o zaman? Yok yok, açılmaz. Birazcık da şöyle, bu malzeme listesinde yok. İsterlerse şöyle bir çay bardağı süt koyalım. Zaten bizim izleyicimiz o kadar yaratıcı ki. Evet. Yani biz burada bir şey yapıyoruz, onlar onu değiştiriyor, başka bir şeye çeviriyorlar ve çok güzel oluyor. Süper. Şimdi sen onu karıştırırken ben de burada yumurta ve şekeri, brownie için 3 yumurta. Şöyle 3 yumurtayı. Bu yumurtalar mesela biraz küçük. İsterlerse 4 yumurta da olabilir. Bu arada herkes soruyor. Reyhan nasıl? Bir şey mi oldu yoksa, Allah korusun diye söyleyeceğim. Şimdi hastaneye gidiyor ekibimiz. Dün de konuştuk. Şükür. Ama yani her an tabii değişiyor. Hem ruh hali değişiyor, hem de hastaneden hem doktorlarla konuşacağım bugün. 4.30G ile bağlanacağız biraz sonra. Ben de bir tekrar göreyim de rahat edeyim. Dün iyiydi ama işte insanın iyisi kötüsü belli olmuyor ki bir anda. Evet. Bir de tabii kilo da olunca şimdi korkuttu biraz bizi. Bakalım şimdi son durumu nasıl? Ekibim ulaşmak üzere yanına. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Kilo en büyük risk hakikaten. Tabii. Bir de daha Allah'tan doktorlarım diyor ki Zahide Hanım yaşı çok uygun daha. Yani 50'ye gelmemiş de 47 yaşında. O yüzden hani vücut kendini biraz daha toparlayabiliyor. Yoksa öyle hani 50'yi 60'ında olsa 70'inde olsa toparlayamaz. Ne yazık ki, çünkü iç organ da sıkıntı yaratıyor. Şimdi hafiften şöyle aldık. Bunun bir kısmını üzerine ayıracağım için yarısını şöyle... Bak bizi yatakta izleyenler var. İrfan Tuğba. Daha yataktan kalkamadım, sizi izliyorum diyor. Almanya'dan, Eskişehir'den yazanlar var sağ olsunlar. İzmir'den sağ olsunlar. Ay 10 aylık kızımla sizi izliyorum demiş Nurcan Hanım. Zonguldak Filios'tan 4 aylık oğlum Arel'le izliyoruz sizi demiş. Şimdi. Ay, güzel bir şey oldu öyle. Yumurta 3 yumurta şekerle güzelce çırpıldı. Diğer taraftan senin karıştırdığın tereyağı, kakao, bitter çikolata karışımı, birazcık da süt koyduk. Bu şekilde hazır. Bunu üzeri için ayırdım. Belki biraz daha süt ilave ederim. Şimdi buraya birazcık un. Unu çok fazla koymayacağım. Hafif yumuşak olacak. Aşağı yukarı böyle yarım su bardağı, bir su bardağı kadar gerekecek. Kabartma tozu, vanilya ve bir tutam tuz. Tuz her zaman çikolatalı lezzetlere tuz koyun. Çünkü çikolatanın aromasını çok daha ortaya çıkartıyor ve mükemmel oluyor. Şekeri daha çok hissetmemizi sağlıyor yani. Evet evet, çok baskın oluyor yani çikolatanın lezzeti, şeker daha baskın oluyor. Hep söylüyorum, tatlılara tuzlu, tatlılara şeker, şekerlere tuz koyarlarsa daha lezzetli olur. Bak şimdi bu kadarcık sıvı karışımla da, yani daha fazla un eklemeden de yapılabilir. Birazcık daha şöyle ekleyeyim. Şöyle mümkün olduğu kadar böyle sıvı olması lazım. Onun ayarını göz kararı kendimizde. Evet. Ha bak şimdi anlaşıldı. Bak tamam. Şu. Bayağı sıvı. Ben daha fazla koyu olsun istemiyorum. Yok, İsteyen yok, birazcık öyle daha ekleyebilir. Şimdi bunu şöyle yağlı kağıt serilmiş, altı yağlanmış kalıba hemen koyacağım. Ama koymadan önce üzerine cevizleri de atalım. Brownie cevizsiz olmaz. Evet. Cevizleri de karıştırdık mı? Cevizleri de karıştırdık ve hemen geldi. Olsun olsun. Bu arada bak öneriler de gelmeye başladı. Zeynep Hanım diyor ki Batman'dan selam. Çarşaf böreği yapar mısınız bir gün? Adı ne güzelmiş. Çarşaf böreği nasıl bir şeymiş? Oo, çarşaf böreği var ya.
Çok zahmetli bir iş. Yani ya, onu siz ustalar yapın evde. Ben onu burada benim gibi uydurup tarifler yapan. Olur mu canım, gayet maşallah. Ya yok, çok zor. Selam. Ya. Vallahi zor. Ya aslında çok kolay bir tarif de onu böyle açmak. Siz bir kere burada yaptınız sanki. Ay, bir ya. Bir tane ablam geldi evet. Benim. Ha böyle yaptınız. Gerçekten çarşaf gibi sallaya sallaya. Evet o, evet. Hiç de yırtmadan. Hatta onun kendi şeyi var ya böyle. Döndürüp ben, değil mi? Gördüm ben. Yaptınız. Çevirip tamam. Hı-hı. Bir gün davet edelim onu, çarşaf böreği yapalım. Bence de. Kızım Asya ile sizi izliyoruz demiş Emre Ümmühan Akpınar. Bakayım, Kahramanmaraş'tan selam. Ne olur artık okuyun. Annem Zeliha'yı çok seviyorum. Ben Mahinur demiş. Balıkesir'e selam. Gamze, ben anneme çok selam olsun demiş. Ya hep hamur işi, biraz da sebze tarifi lütfen demiş Bahriye. Vallahi haklısınız ama hamur işi istekleri de bitmiyor. Evet, hamur işi seviliyor. Her zaman seviliyor. Malatya'ya, Çorum'a selam. İşte bakayım, brownie'miz bakayım işte. Hazır. Oh, brownie hazır. Tam şöyle. Yalan malık. Şimdi burada da bir kısmını ayırdım dikkat ederseniz. Bunun üzerine birazcık daha süt koyup sonra brownie çıktıktan sonra üzerine sıcak sıcak dökeceğim. Yumurta, şeker, ceviz, vanilya, kabartma tozu, tereyağı, un hop diye hemen şimdi fırına girecek. Sen fırına giderken ben selamlara devam edeyim. Azerbaycan'dan selamlar demiş Elmira Gurban. Bugün harikasınız demiş Sibel, sağ olsun. İran'dan selam. Seydişehir'den selam Hatice Akbaba, sağ olun. Şanlıurfa Bozova'dan selamlar. Çok tatlısınız demişler, sağ olsunlar. Bir el sallar mısınız? Dur, kime? Aysel Taşkın'a el de sallamış olduk. Ankara'dan selam. Ha, özelden yazıyorum sağlıkla ilgili. Peki ismini vermeyeyim kuzum, sonra bakayım. Hafta sonu yayında olsan keşke, sensiz kahvaltının tadı olmuyor. Kırıkkale'den selamlar. Merve'cim. Ben valla fırsat buldum, İzmir'e kaçıyorum hafta sonu. Özlem Yücekaya diyor ki dün kandil simidi yaptım. Çok da güzel oldu. Oh. Afiyet olsun. Dün burada lokmamızı döktük. Herkeslere duamızı ettik. Allah kabul etsin inşallah. Sizinkinde bizimkinde. Sevtep Hanım da kuzum sözüne o kadar alıştım ki. Sayenizde minibüste para verirken bile şoföre kuzum diyorum. Ne güzel. Süpersiniz. Şimdi yağ koydum. Sadece bu börekte o kadar yağ olacak. Böreğin hamurunu falan yağlamayacağım Zahideciğim, yufkasını. Tavada, daha güzel. Evet, azıcık ama yine yağla, tavaya bir yağı koymuşsun. İşte o kadarcık yağ iç harcında olacak. Dediği yağ şu kadarcık yağ yine. Hadi tamam alayım peki. Bak şunu da alayım. Yaşa. Şunu da alayım. Ha, bu kadarcık da olacak çünkü şimdi. Yaşa. Beni de hiç kırmaz kızım. Seni de kırmayayım bari. Şimdi soğanı güzelce şöyle kıyacağım. Biberle beraber biraz kavuracağım. Aslında böreklerin içinde ben normalde çok fazla bu işlemi yapmam. Ama o zaman biraz mide ağrısı oluyor. Kavurulduğu zaman o mide ağrısı gidiyor. Olmuyor yani, aynen öyle. Midenizde hassasiyet varsa, çiğ soğan tüketirken sıkıntı yaşıyorsanız tabii. Hafiften biraz kavurmak lazım. Bizim zaten soğansız yemeğimiz yok. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Türk milletinin kurtarıcısı soğan. Bizim soğansız yemeğimiz var mı? Ben çok yok. Nadirdir yani. Aynen öyle, her mutlaka şeyde soğan var. Mutlaka soğanla katık ederiz yemeğimize. Hatta sırf soğan kebapları var, soğan dolması tabii var. Onlar daha da lezzetli oluyor. Ay sabah sabah soğan kebabı dedin ya. Vallahi canım istedi bende, yuh. Ama var ya, çok güzel olur. Ama mesela şeydir, ben sabah sabah her şeyi yiyebilirim. Gerçekten Karadenizler mi? Gibi getir hamsiyi, onu da yerim yani. Ama sabah kahvaltı etmiyorum diyorsun. Yok. Çünkü müthiş bir enerjiyle geliyorum zaten. Şimdi mide ayrıca başka bir şeyle uğraşmak istemiyor. Ha. Ama tabii ki benim yaptığım doğru olmayabilir. Ama ben şuna inanıyorum. Herkesin beslenme düzeni kendine. Evet, metabolizma. Tek bir doğru diye bir şey yok. Siz midenizden anlarsınız. Nasıl rahat hissediyorsunuz? Şişkinliğinizden anlarsınız. Ben mesela aç duramam. Yani öyle. Tam göz kırparken tam da Mahmut beni gördü. Sevilime göz kırpıyordum. Akşam 2:30'da gittiler eve de. Dün hocamın yayını vardı. Gelmiş şimdi karşımda, çipil çipil bana bakıyor yavrum. Ondan bir hoş geldin demiş oldum ben de. Yani aç kalmaktan pek hoşlanmam. Yani şöyle, Allah aç bırakmasın kimseyi. Amin. Allah açlıkta terbiye etmesin. Aynen. Hemen böyle bir bayılırım. Hemen kendimi kötü hissederim. Sen onun açlık için tokluk kan şekerine baktırdın mı? Var, biraz gizli şekerim var benim. Ha, öyle direkt. Ondan kaynaklanıyor. Yani vücut kendini eğer bir tabii anda bırakıyorsa, hiç de bana bunu karıştır demiyorsun ha. Ben de kendimden geçmişim. Soğan kokmasın diye yaklaşmıyorsun diye zannettim. Yok canım, bir şey koksun de ne olacak Allah aşkına. Bir evde yemek kokusu varsa o ev yaşıyor demektir. Değil mi? Gerçekten öyle. Ay ama ben buna ne yaparım? Ben yumurta ne yaparım? Çakarsın biliyorum. Ay tam yumurtalık olmadı mı bu evet şimdi? Bak kahvaltıda şöyle iki yumurtayı çakacaksın.
Salçaya da koyayım mı? Salça da olsa ben yumurta yine çakarım yani. Hiç fark etmez benim için. Salçalı ekmek sever misin peki? Ay çok severim. Babaannem yapardı küçükken. Ben küçükken ne yapardım biliyor musun? Ay kadın benden ne çekmiş ya. Yemek yaparken giderdim başında beklerdim. Bak Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Neyi beklerdim? Şimdi buna biraz da tabii yağ koyardı ama o zamanın yağları daha mı güzeldi ne? Sonrasında yağ, soğan, biraz da salçayı koyardı böyle tam kavururken. Oh. Ben ekmekle kenarda bekliyorum bu arada. Hemen ekmeğimle o yağlı, soğanlı ve salçalı karışımı bir batırırdım. Allah Allah. Allah'ım onun tadı var ya. Tabii çok lezzetli oluyor hakikaten. Senin dediğin salçalı ekmek ne? Üzerine sürmek tabii, mi? Tabii tabii direkt böyle şey. Gerçi ben içine birazcık böyle sarımsak, kimyon, birazcık sen böyle... Sen çeşnili yapıyorsun. Evet farklı. Acuka gibi biraz böyle ceviz. Acukayı çok severim. Çok severim öyle hakikaten. Ay çok severim onun altını acukayı. Artık kapatalım. Şimdi o karışımı haşlanmış patatesin içine ilave ediyorum. Şimdi patatesli nefis bir börek yapıyoruz. Patatesleri haşladım, ezdim ve burada soğanları tereyağında biberlerle salçayla kavurduktan sonra patatesin içine hemen şöyle ilave ediyorum. Şöyle kavrulmuş soğan, biber ve salça patatesin içine tam ortasında da kaldı sanki. Evet. Yavaş yavaş şöyle alalım. Bak ben olsa patatesleri onun için ilave edip böyle karıştırırdım kalmasın peki, diye. Peki hemen bak. Hemen yapalım. Zebil olmasın diye. Zebil olmasın. Sen şeyi bilir misin? Böyle katı yağ sürerler ekmeğe üzerine de şeker. Oo bayılırım. Zaten ben ekmekçiyim biliyorsun. Ben ekmeğin arasında gofret yiyen bir insanım. Ne diyorsun? Evet sen bana ekmek deme. Ekmeğin arasında gofret mi? Süper oluyor yani valla. Yani ekmeğin arasında makarna yiyeni duydum da. Ekmek patates arası gofret. Kızartması. Hani bana soruyorlar en sevdiğin yemek ne diye. Valla ekmek arası patates en favori yemeğim. Patates kızartması. Patates zaten müthiş karbonhidrat. Bir de ekmekle mi yiyorsun onu da? Ay çok güzel oluyor. Allah'ım ama. Allah'ım. Şimdi buna biraz da kaşar peynir koyalım. Haşlanmış patates, kavrulmuş biber, soğan, salça güzelce karışıyor. Tabii ki baharatlar da gelmesi lazım. Biraz şöyle hemen karabiber. Kimyon patatese çok yakıştığı için patatesli böreklerinize kimyon deneyin. Gerçekten çok farklı bir lezzet katacak. Bak istekler geliyor bu arada. Bayat ekmekle yapabileceğimiz tariflerde verir misiniz diyor İlknur Ayten. Tabii ki. Çok haklısınız. Tabii ki dünden beri bekliyorum demiş. Kapan Nazlıcan ismimi okur musunuz? Kayınvalideme selam söylemenizi istiyorum. Adı Emine Çelik her gün mutlaka sizi izliyor. Betül Erkut söyledik gitti kayınvalidenize. Bak ne güzel. Yayın kayınvalide sabah sabah. Biz vesile olduk, onlar mesajlaşmış oldu. Şimdi iç harcı hazır. Biz artık hiç yağ koymadan sadece burada su ve süt karışımı var. Onunla hemen yufkaları ıslatacağım. Sonrasında da şöyle, sen buraya yumurta çakabilirsin mesela. Ciddi misin? Evet, ama aynen. Ama olay da iyiydi. Ama pişirmeden. Karıştıracaksın değil mi? Aynen öyle. Ve galeta ununu da şöyle koyuyorum. Evet. Bu hiç yağda kızartmayacağım ama isteyen yağda da kızartabilir. Onu da hemen söyleyeyim. Normalde galeta ununa bulayıp yağda kızarttığınız zaman çok daha güzel oluyor. Yumurtaların güzelliğine bak. Oh. Bak mesela taze olup olmadığını anlamak için şöyle ak kısmı var ya. O böyle daha birleşik olursa buna çok tazedir. Bu da taze. Bombesi var. Bir de yumurtayı çiğken suya koyuyorsun, dibe çöküyorsa taze. Ama havada bunu kalıyorsa... Bunu anlamadım tam ya. Bak, şurada bir hare var bak şu. Ha şu beyaz kısmı. Şu beyaz kısmı. Şuradan göstereyim evet. Şöyle. Bu da böyle bombeli güzel. Beyaz kısmı da bununla birleşik. Yani ayrık değil. Bazen böyle hepsi bir arada oluyor. O zaman acayip taze oluyor. Peki bunlar nasıl mesela? Bu da güzel. Dediğine. Ha, bak, üçü de. Gördün mü? Üçünün üçü de öyle. Ayrı ayrı. Aynen şuralardan öyle. Belli oluyor evet. Böyle. Ha. Tamam. O zaman iyi yumurta seçmişiz. Bence de güzel. Hadi bismillah. Bunları patlatıyor muyum evet, şimdi? Evet evet patlatıyorsun, hadi çırpıyorsun. Bakalım. Ben de burada güzelce yufkaları süt ve suyla karıştırıyorum. Hiç yağ koymadım. Evet. Ay yumurtalı ekmek yapasım geldi bak şimdi. Nasıl de. Severim biliyor musun? Ben de musun? Bayılırım. Ay bayılırım. Benim bildiğim bayat ekmekler için en şahane şey yumurtalı ekmek. Yok. Bir de böyle peynir, maydanoz, taze soğan hepsi böyle güzelce ekmeğin üzerine konulur. Sonrasında fırına verilir. Yumurtayla beraber çırpılıp onu yapar mısın?
daha önce. Aklımda başka bir şey var dediğini anlamadım biliyor musun? Aklına ne vardı biliyor musun? Ne vardı? Bugün bir fizyoterapistim gelecek Samsun'dan. Şimdi beli, başı, boynu ağrıyan, sırt ağrısı bir türlü geçmeyenler için soracağım ama ben baştan sormuş olayım. Mıknatısla ağrı tedavisi mümkün mü? Ya keşke mümkün olsa da ayarını bilsem de iki mıknatıs alıp nereye koyuluyorsa koysam. Çok ilginç. Ama oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Hocama soracağım. Böyle bir şey duydum. Ama tabii ki bilimsel gerçekliği var mı yok mu? Sadece soracağım sizin için. Çünkü bu tedavi yöntemi enteresan. Farklı bir çekim kuvveti oluşturuyor mıknatıs. Gelsin birazdan. Hem bir taraftan tedavi olmak isteyenler varsa, yani hocam bir baksın diyenler varsa, şimdiden hazır olsun. Tek tek ağrıları, sancıları olanları bekliyoruz. Şimdi, sen de bu arada. Ben de bu arada bak kenarlarını katlamıyorum. Ha, isteyen şöyle yapabilir bak. Kenarlarından çıksın istemiyorum diyorsanız böyle kenarlarından katlayabilirsiniz. Ama ben kenarlarının şöyle olmasını daha çok seviyorum bu börekte. Nasıl isterseniz hani böyle de olabilir, öyle de olabilir. Bayatlamış yufkaların tazeliği için bir şey var mı? Böyle havasız, ıslatabilirsin. Nemsiz kalıyor ya. Evet, evet, ıslatabilirsin. Üzerine böyle hani şöyle su serpebilirsin. Ondan sonra direkt bayağı böyle suya yatırıp çıkartıp fırına verebilirsin. Öyle de çok hemen taptaze oluyor. Ya da parçalarsın. Hemen suya soktum, çıkarttım, fırına gönderdim. Evet. Ya da, sonra tekrar aldım tabii. Aynen. Ya da parçalarsın ufak ufak öyle börek yaparsın. Parçalanmış börek yaparsın. Ben de şöyle yapıyorum. Tabii gazeteyi de direkt sarmak doğru değil ama. Gazeteyle hiç temas etmemesi aynen, lazım. Aynen, hiç etmemesi lazım ama nemli böyle bir şeyle mesela. O zaman. Hani şununla onu böyle birazcık suya batırıyorum, iyice sıkıyorum. Sonra yufkaları içine. Aynen. Yufkaları alıyorum. Bunun içine sarıyorum. Şöyle. Gayet güzel. Ya bu ıslak. Şu ıslak. Şöyle bunun içinde böyle bunu çeviriyorum. Çok çok güzel. Bunu da bir plastik bir şeyin içine koyuyorum. Süper. Bunun içinde bu nemini alıyor. Aynen bunun öyle. Nemini alıyor. Yani zaten mutlaka açıkta bırakmamak lazım. Üzerine ya streç filmle ya da böyle ıslak senin dediğin gibi bezle harika olur. Değil mi? Şimdi ben ne yapıyorum? Yumurtayı şöyle yapalım, şuraya koyalım. Bir yumurta, bir galeta ununa batıracağız. Ama önce... ne oldu? Ay bir şey okudum, dur. Elvan Bey yazmış. Dur, Zahide Hanım, affınıza sığınarak soruyorum. Elif Hanım bekar mı? Devamını yazamıyorum. Gülücük. Buna ben bir yorum getiremiyorum. Elif Hanım'ın kendisiyle sizi baş başa bırakayım. Şimdi yufkaları önce süte batırıyoruz. Sonra yumurtaya batırıyoruz. Sonra da galeta ununa batırıyoruz. Fırında nefis börekler oluyor. Afiyetle hep birlikte yiyorsunuz. İsteyen kızartabilir. Cevabını böylece Elvan Bey vermiş oldu artık bilmiyorum. Yalnız erkeklerin de işi zor ha. Biz öyle bazen öyle enteresan şeyler söylüyoruz ki. Fotoğrafını mı gördün? Bakayım. Ay çok fenayız. Hiç özel hayatıma girmiyorum. Ben yemek yapmayı seviyorum. Çok küçük o fotoğraf. Evet. Ha. Teşekkür ediyorum. Yalnız görüyorsun değil mi nasıl anlatıyor? Sevgili çok izleyiciler, fena, burada bana yemek ötesi şeyler yaptırıyorlar. İzleyicim sormuş. Ben ne sorarlarsa yani sormakta mükellefim. Değil mi? Dur diğer soruyu göremedim. Dur şimdi hadi biraz ciddiyet. Tekrar kaldırır mısın? Ha. Şimdi Nergis Hanım da demiş ki Zahide abla sen ha nerelisin? Ekmek üzerine şekerli yağ babam çok yapardı. Evet mahallede böyle. Ya benim çok karışık kuzum ya. Ben aslında Viyana doğumluyum. Bir tarafım Avusturya, bir tarafım Kütahya. Evet bir tarafım dün Kütahya dedin Selanik, ben ona da şaşırdım. Bir tarafım zaten İzmir biliyorsunuz. O yüzden yani dünya benim memleketim. Ne güzelmiş. Ama mesela babam tabii ki tamamen Kütahya dememi istiyor aslında. Daha doğrusu Kütahya da değil, Şaphane direkt. Çünkü Kütahya ile Şaphane arasında çok şey mesafe var. Direkt Şaphane dememi istiyor. Ben de dünyalıyım demek istiyorum ya. Bu dünyadanım. Hakikaten. Çünkü bizim de mesela ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Baba tarafı Çerkez, anne tarafı Gürcü. Çerkezler, Gürcüler karışmış. Bak ama çok güzel yemek yaparlar. Öyle mi? Tabii sen bir Çerkez kızısın o zaman. Evet. Böyle. Bu el maharetleri oradan da geliyor. Şimdi ben börekleri sarıyorum. Güzelce yumurtaya batırıyorum. Ardından da hemen şöyle... galeta ununu buluyorum. Sonrasında fırın kabına koyacağım. Ama bu şekilde yağda kızarınca da inanın mükemmel oluyor yağda kızarmış. Figen çok güzel bir soru sormuş. Figen Av.
Galeta unu yerine irmik olabilir mi? Yumurta şart mı? Lütfen cevabınızı bekliyorum demiş. Yumurta şart değil. Bunu da yumurtasız yapalım o zaman. Yumurtasız ama nasıl tutacak o zaman? Şöyle olacak. Süte batıracağım veya su ve yağ batırabilirsiniz. Yumurta şart değil. Ama yumurta olunca daha böyle hem çocuklar için besleyici oluyor diye düşünüyorum. Ama biraz bunu da rengi de güzel oluyor. Tabii şunu da ama yumurtasız yapıyorum. Sardım. Şöyle süte ve suya batırıyorum. Ondan peki irmik sonra da, olabilir mi? İrmik aslında olabilir hiç ama hiç aklıma gelmedi bak benim de. Bir denesinler. Çok kıtır kıtır olur o zaman. Ben pizzanın altına yapıyorum irmik. O da güzel oluyor. Bak bu da hiç yumurtasız olan. Tam o da güzel oldu. Yumurtasız da şu olabiliyor. Şu an çok bir farkı yok ama yumurtalar aynen daha sarı tabii. Tabii. Bir şekilde. Yumurta kullanmak istemeyen yumurtasız da yapabilir. Burada dikkat ederseniz hiç yağ yok. İsteyen yağ ve suyu karıştırabilir. Ben normalde yağ ve suyu karıştırıyorum da sen biraz yağ sevmiyorsun diye. Ya yağı seviyorum. Kaliteli yağ yiyebiliyorsanız kuyruk yağı. Eskiden ben kuyruk yağıyla büyüdüm. Eskiden tabii kuyruk yağını yaparlardı kurbanda. O bayağı bir yeterdi bize. Bir de kuyruk hayvanların kuyruğunda yağ vardı. Şimdi bakıyorum küçücük bir şey. Yağ da yok. ya iyi yağ bulursanız şahane ama biraz dikkat etmek. Bir de kalori neticede. Kuyruk yağı ama çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Evet. Bizim bütün yemeklerimizde kuyruk yağı vardı. Onun lezzeti bak bilenler bir çorbanın içinde her şeyin lezzeti tabii farklıydı. Aşağı yukarı böyle. Ay deyince sanki şey gibi hissettim ya. Hani çok böyle 60'ın 70'ine gelmişim de bizim zamanımızda falan demeye başladım ben de. Şimdi onu diyecektim. 100 yaşına kadar yaşamanın sırları diye bir kitap okumuştum. Orada ilk onda kuyruk yağı var, bak, yoğurt var, süper yumurta ama var. Ama hangi yoğurt? Bizim mayaladığımız probiyotik yoğurdumuz. Yani. Heh, başka neler var? Soğan var, sarımsak var, zeytinyağı süper var, zeytin var. Şahane. Gerçekten inanılmaz. Ve şey var, temiz hava, yürüyüş. Bir de bak orada belki yazmamış ama ben onu biliyorum. Acık gamsız olacaksın bu dünyada. Tabii. Her şeyi kafana tak tak tak, dünya sen yapmasan da dönmeye devam ediyor yani. Düşün düşün düşün. Ondan sonra hastalıklar geliyor çatıyor. Bak burada şimdi yine fizyoterapistim gelecek. Bir sürü bak ağrısı sancısı olan insan var. Bu ağrıların bir kısmı da kasıyor herkes kendini. Tabii. Çözüm bulamıyor. Elinden sıkıyor, bir şey gelmiyor. Sıkıyor. Hı hı. Kaslar sıkıla sıkıla sonra ağrı sancı bel ağrısı fıtık derken başımızda. Benim mesela sırtımda yumuşak doku romatizması var. Fibromiyaljiler böyle her şey var. İşte sen de. Evet. Bak sırttaki ağrıların sebeplerini bir doktorum söylemişti. Hani sırt yük çekendir ya. Değil mi? Bütün yükü sırtımız çekiyor. Aynen öyle. Hayattaki yük çeken, sıkıntı yaşayanların genellikle sırt ağrısı, sıkıntısı, problemi olduğunu söylemişti. Bir de ama ben şimdi diyorum ya 2,5 sene emzirdim. Emzirirken herkes diyordu da ben onu yapmadım. Neymiş? Sırtına bir şey al, sırtını dayan. Ben nasıl biliyor musun böyle iki büklüm, bir de ne zaman ağlarsa emzirirdim. Ne zaman annem derdi ki artık seni hep böyle görüyoruz. şöyle o sırtın nasıl ağrıdı. Mutlaka ya bir yastık, bir dayanmak, bir şey gerekiyormuş da. Sonra gelsin bir gelin. Ya. Sen o kadar sırt ağrıyla besle büyüt. Yolarım. Ay fena. Saçını başını yolarım. Oğluma i̇şte iyi bakacak. Öyle de iyi olmuyor işte öyle de. Evlenince. Ha? Bilmiyorum. Gelinler de artık yoluyor vallahi. Öyle böyle değil yani. Ay tövbe Allah'ım. Hayırlı. Allah'ım, onu seven. Sen dua et. Ha? Evet. Nasıl onu seven. Birlikte oğlum mutlu olacakları. Hayırlı. Onu gerçekten böyle saygıyla, sevgiyle hakikaten birbirini. Eren de yine aynı şekilde. Yani tek sadece taraflı tek taraflı değil. İkisi de birbirini mutlu edecek. İkisi de birbirini sevecek. Ama ne yazık ki senin sevdiğin değil, seni sevenle mutlu oluyormuşsun. Ay senin ne kadar sevdiğin acık değil, olur. Seni sevenle. Evet. Yani sen az seveceksin, o daha çok sevecek, sen daha mutlu olacaksın. Öyleymiş. Öyle de olmuyor ya. Vallahi öyleymiş. Öyle diyor herkes. Yani ya ben sadece şey diyorum, hani bir adım önde gitmeyin de bari. En azından evlenmeden önce biraz bekleyin. Bir tık geride kalın ki hani sonrasında hayal kırıklığına uğramayın diyeceğim ama yani hayat aman. Ay yemek ben yaparken sadece, işte bak hani, nelere girdik. Ama hayat böyle. Hayat böyle. Sadece genç hanımlar henüz evlenmedilerse bir abla tavsiyesi onlara. Şöyle bir şey rica ediyorum. Bu beyle bir yere gittiniz bu arkadaşımızla. Gittiğiniz yerde garsona kötü davrandı. İşte. İnsanlara kötü davrandı. Annesine el kaldırdı. Kardeşiyle kavga etti. Bir bakın. Bunlar size uyandırıcı şeyler. O ya da sadece kendini düşündü. Bir gün size inecek aynen. Ya bunun aslında siz hissedersiniz de. Aslında bütün kadınlar hissediyor biliyor musun? Anlıyor. Anlamıyor ama hayatım. Anlamamazlıktan geliyoruz ya da aman geçer diyiveriyoruz. Sana ama bir şey anlatayım mı? Anlatmışsın. Geçen gün de anlatacaktım, vazgeçtim ama artık anlatayım. Belki anlatayım de örnek olsun insanlara.
Biz şimdi eşimle çıkarken, bak daha çıkarken, küçücük yaşlarda çok önemli. O zaman böyle ay aşk maşk uy 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 yapıyorsun böyle ama. Cicim. Aynen, o zaman anlamıyorsun işte. Halbuki Allah o kadar güzel gösteriyormuş ki sana kim tabii, olduğunu. Onu diyorum. Sen sinemaya gittik. Sinema ciddi bir korku filmi. Ama nasıl bir korku? Beni tanıyanlar bilir, bunu çok anlatırım. Oo. Korku filminden de nefret ederim. Gözüm kulağım kapalı böyle. Yarı oldu. Hani ara oldu. Bir baktım. Beyefendi yok. Gitti. Film başladı. Beyefendi yok. Gitti. Nasıl yani? Film bitti. Hala mı yok? Hala yok. Senin sinemanın ortasında yarısını bıraktı gitti mi? Evet, bırakmış gitmiş. Niye? Niye? Küsmüş mü? Hayır, çünkü böyle boynu ağrıyarak bakıyormuş. İleride böyle düz bakabileceği bir yer bulmuş. Gitmiş orada izlemiş. Sen? Ben orada korku filminde tek başıma. Bildiğin gibi değil, daha ne hikayeler var bende. Ve hakikaten seninle konuşmamız lazım. Ve hakikaten hep öyle kendine Müslüman, hep kendini seven, her şeyi kendi için düşünen bir insan olarak çıktı. Sen o zaman mesela düşünmedin mi? Hayır. Beni seviyor diye uçuyorsun o zaman işte. Ya. Halbuki bunun neresi sevgi Allah aşkına? Yani işte. Ya işte. Ah işte bu örnek olsun. Vallahi yüreğini açtın bize, teşekkür ederiz. Bunu da herkes anlatmaz bak şimdi Allah için. Yaşanmış bir şey, enteresan. Evet, örnek olsun. Ay hadi yemeğe dönelim biz. Ay evet hadi dönelim. Ama işte bak, evlenmeden önce bazı şeyleri kadında da erkekte de, beylere de söylüyorum. Hani titiz değilse, sizin titizlik hastalığınız varsa, ne bileyim o da size özenmiyorsa, sanmayın ki evlendikten sonra değişir. Tabii. Bir süre sonra herkes özüne geri dönüyor. Hiç değişmiyor hiç. O yüzden evlenmeden önce aman diyeyim gözünüzü açın. Şimdi ben yufkaları su ve sütle güzelce ıslatıyorum. Burada yağ da kullanabilirsiniz, fark etmez. Burada da patatesli bir içimiz var. Patates, soğan, salça, biber. Biraz kimyon da koydum. Kimyon önemli, çok büyük bir lezzet katıyor. Sonrasında böyle sarıyorum. İsterseniz hiç yumurtayı bulamadan tekrar süte bulayın. İsterseniz de hemen böyle çırpılmış yumurtayı bulayıp böyle galeta ununa bulayabilirsiniz. Sonrasında da hemen ya yağda kızartın ya da fırına. Fırına girer mi? Ha onu diyecektim. İşte bak, fırın tepsisini ayarlıyorum. Fırına da girer. Evet. Yağda da kızarır. Yağda kızarınca daha lezzetli olur. Evet, ne yazık ki. Ne yazık ki daha lezzetli oluyor. Ne yazık ki ama işte nefsi terbiye edebilmek önemli olan. Evet. Bu arada Reyhan'ın şimdi alt bandını görünce birazdan ekibim yanında olacak. Reyhan'ın son durumunu sizlerle paylaşacağım. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yani akşam iyiceydi. Ama tabii böyle ambulansla falan gidince tedirgin oldum. Allah korusun. Bir de bir gün önce bize geldiğinde de bir garipti zaten. Yüzümüzü gitmişti. Ben dedim herhalde canı sıkıldı. Ali Rıza Bey yanında bu arada. Odasında. O da hiç yanından ayrılmıyor maşallah. Şimdi ben bunu fırına vereceğim ama fırındaki brownie ne durumda? Hemen onu bakayım da çıkartacağım. Mı? Bir bakabilirsen. Peki. Eldivenlerin orada mı? Burada, buradan. Orada ay, mı? Ay şahane kokuyor. Çünkü onun da üstüne sonra sosunu dökeceğiz. Evet. O sosun nasıl döküleceğini ayrıca merak ediyorum da. Tamam, hemen hop diye dökerim şimdi. Pişmiş mi? Güzel kokuyor mu? Of, şahane kokuyor. Çok fazla pişirmeye de gerek yok. Birazcık böyle sufle gibi yumuşak da olabilir aslında. Bir kürdan batırıp çıkartırsanız. Kürdan bulursam. Hemen yandaki çekmecede. Bak şu sağında, sağdaki hemen dipte duruyor. Gördün mü? Kürdan gibi büyük çubuklar var. Hem de uzun, daha kolay olacak. Aynen öyle, uzun. Batırıp çıkar, temiz çıkıyorsa kürdan olmuş demektir. Bakayım, benimle misiniz? Kürdanı batırıp arkada, çıkarırken. Arkada evet görüyoruz. Oo, çoktan olmuş. Oo, tamam onu hemen çıkartalım çoktan o zaman. Çoktan olmuş. Hemen çıkartalım, üzerine de sosu dökelim. Sonra da ben de börekleri fırına vereyim. Hadi bismillah, getiriyorum o zaman. Evet, ay çok güzel olmuş. Şimdi isteyen bu şekilde yiyebilir, isteyen de az önce yapmış olduğumuz karışımı üstüne dökebilir. İstersen hemen dökebilirsin. Öyle mi? Dur fırını kapatayım diyecektim. Evet, yok kapatma, bunu götüreceğim. Ha peki. Ama ısısı gider diyorsun, doğru söylüyorsun. Ay dur, beni maymun etsin kız, oradan oraya oradan oraya. Ay Allah. Dur yine de kapatayım. Tamam. Yine. Şimdi yanında peki. Kaşık var, o kaşıkla dökebilirsin. Onu öyle karıştır. İstersen birazcık daha şöyle su onu ekleyelim. Biraz şey yağ üstüne daha çok çıkmaz mı? Yok yok, çıkmaz. Peki. Evet. Bu karışımı hemen brownie'nin üstüne dökeceğiz ve ıslak ıslak olacak. O zaman geliyor.
Bu daha bile ıslak olabilir aslında ya. Biraz daha mı su koysam? Ben onu süt dökerim sonra. Sen dök bence şimdi. Hafiften süt dökerim. Şimdi yanımda süt yoktu. Oh, ay çok güzel oldu yalnız. Kendim yaparım. Vallahi. Kendim gaza gelirim diyorsun. Süper oldu. Of 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 gerçekten ama bayağı çikolata döktük biz. Evet. O çikolatayı nasıl yaptık? Erimiş tereyağı, kakao, çikolata ve birazcık süt koyduk. Sonra onun içine yumurta ilave etmiştik brownie yaparken. O karışımdan da biraz ayırmıştık. Hani hep ıslak kek yaparken ayırırız ya biraz. Mesela bazı karışımlara çiğ yumurta da olmuş oluyor. Hani kendi kekin hamurundan hani unu koymadan önce ayırıyorlar. Olabilir ama o zaman zaten sıcak kekin üzerine döküyorsun ya onun sıcaklığıyla o yumurta pişmiş oluyor. Ha. Ben her ne kadar tavsiye etmesem de ben böyle yumurtasız haliyle daha çok tercih ediyorum. Ay bu şahane bir şey oldu. Oh çok güzel oldu. Soğuduktan sonra da dilimleyeceğiz. Hop ben bunu diye. Sıcak sıcak bile götürürüm valla. Oh dondurmayla falan. Aman Allah'ım. Bayılırım. Yemek konusunda hemen üzerine ne yapabiliriz? Nasıl kalorisini arttırabiliriz? Bizde mevcut çok. Vallahi cevizli brownie. Evet. 3 adet yumurta, 1 adet su bardağı toz şeker. Eyvah derken gitti. 1 su bardağı un, 100 gram bitter çikolata, 1 su bardağı ceviz, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 100 gram da tereyağı. Artık kalori maleri burada tabii kalmadı. Ama dikkat edersen ununu da az koyduk. Artık o kadar şeker yağ. Bir zahmet unu da. Süper oldu. Ben de bu böreği hemen fırına götüreyim mi? Tamam. Bunu kesebiliyor muyuz şimdi? Hemen keselim bakalım. Hadi keselim bakalım. Şununla bakalım şöyle. Ay ben sana bir şey tabak bulsam da. Şöyle. Böyle onu koysam. İstersen sen kes ben tabak bulayım. Buldum. Şöyle buna koysak böyle minik minik. Dur dur sen şöyle çapraz kes ben şuradan tabak bulayım. Çapraz mı yapayım? Evet evet. Bundan şimdi nasıl şekil çıkartacağım bilmiyorum ama. Hani çok olsun diye yoksa küçük küçük kareler de yapabilirdik. Bakayım ben bir. Baklava brownie oldu bu. Evet. Ama şey sıcak olduğu için mi böyle? Dağıldı tabii. Ha. Hemen bir tane şöyle alalım çıkartalım bakalım. Ay bak şu parça çok güzel oldu. Şöyle. Tabii biraz ay, soğuduk. Şunu tak bari eline. Soğuduktan sonra bunu yapmak lazım. Ben böyle ısrar ettim ama sıcak. Tam da. Of 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 of. Of. Şöyle birazcık soğusun. Onu çıkartırken de mi şimdi? Şöyle bakalım. Ay bizi böyle hamile mamile izleyen varsa Allah beni affetsin. Ama tabii bu tarifleri de vermemiz gerekiyor. Çok da keyifli görünüyor. Evet. Peki. Daha fazla parçalanmadan derken, soğumasını aynen, bekleyip aynen, soğumasını ben bunu fırına götüreyim. Tamam o zaman sana kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sıkıntısı olan, belinde başında boynunda problemi olan, ağrısı olan şu mıknatıs tedavisini özellikle hocama sormak istiyorum. Bu önemli bir şey. Var mı böyle bir şey gerçekten? Ben duydum ama nedir gerçekliği? Hocama soracağım. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Ahmet İnanır geliyor efendim alkışlarınızla. Bel ve boyun ağrılarınızdan bir türlü kurtulamadınız mı? Fıtık hayatınızın en büyük kabusu mu oldu? Geleneksel yöntemler fıtığı tedavi edebilir mi? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Ahmet İnanır şimdi Zahide Yetişte'de. Bunlar ne? Bunlar şey. Ha bu zaten her zaman benim, elinizde olan. Benim şeyim, elim, evet. Bunu ben alayım bu sefer. Ha bu balonmuş bu sefer. Bunun içinde bir şey yok. Bunlar ne hocam? Zaten hayat neredeyse bir balon gibi. Sonra patlayıveriyor. Bu şey disk aslında. Yumuşak böyle jöle gibi diyoruz ya. Ha onu, iki kemiğin arasındaki. Evet iki kemiğin arasındaki. Şöyle bu bir bütün aslında çıkıyor. Ancak şunu göstermek isterim burada. Bu o kadar birbirine bağlı bir yapı ki. Ben yumağa benzetiyorum bunu. Annelerimizin ördüğü ip yumağına. Çok güzel sarılmış o. Fiber optik şey kablolar gibi, katmanlar gibi. Şöyle bakın, kopmuş parça bile olsa, siz bunu yakın ise
Eğer düzgün tedavi edilebilirse, kök hücre gibi, manuel terapi gibi, osteopati gibi, proloterapi gibi birçok kombinasyon ilave edilirse çok çok yarar görüyor hastalar. İnşallah. Ama tek yöntem üzerinde durmasa keşke arkadaşlarımız farklı. Çoklu yöntemi öğrenseler. Tabii, mesela, sizi söylediğiniz arkadaşlarımız bu işin uzman arkadaşlarımız tabii. Tabii, biz tabii, sonuçta sizi biliyoruz. Tıyoruz, tabii. Onlara gidiyoruz. Onlar zaten ne derse, kurslar düzenleniyor şu an bakanlıkta. Bu çeşit kursların kombinasyonu sağlanmaya şahane. Çalışılıyor. Peki, ama hocam, en önemli şey de yapının çok iyi tanınması. Şunu göstereyim bakın. Şimdi fıtık şöyle çıktığında bakın bırakıyorum şöyle. Şu şekilde bıraktığımda bakın bütünleşiyor, salıyoruz artık gitmiyor. Kopan fıtık da öyle. Bunu aslında siz izleyicilerimizi evet. davet etmek istiyorum. Hay hay. Belki onlarda bir sıkıntı varsa hı-hı. bakın sizde böyle bir şey var derken onlar anlatırsınız daha pratik anlatalım. Olur. Tamam. Kimde problem vardı? Sizde mi? Hadi gel kuzum. Gel mikrofonu da al gel lütfen. Gözlüğü de orada bırak. Belki gözlükten sıkıntı yaşayabiliriz. Hemen gel böyle. Bakayım hocam bir taraftan yürüyüşe de baktığı için gelirken. Hoş geldiniz efendim. Geçin. Şöyle alabilir miyim sizi? Buyursunlar. Dönün lütfen izleyicimize. Gelin böyle ortamıza. Nedir sıkıntınız? Bu ensemden geliyor baş ağrısı. Şu şakakları beynim çıkacakmış baş gibi baş ağrısı ama ensemden ne geliyor zaman ağrı. Ensemden geliyor. Evet. Peki şöyle mi yayılıyor? Yoksa tepenizde mi ağrı? Tepemde böyle ateş yanma oluyor. Basınç sanki zonkluyor beynim. Evet. Baş ağrısı çok kötü ağrıyor. Ne zamandan beri ağrıyor? Bu bayağıdır var bende. Gözünü biliyor musunuz? Gece uykudan uyanıyorum ağrıyor çok ağrıyor ama senelerde MR çektirdim, tomografi falan çektirdim. Hı-hı. Herhangi bir şey yok. Yok. Bir tanı konulmadı. Hiçbir şey konulmaz. Hı-hı. Yani temizlediler, hiçbir şey demediler. Migren denilmedi. Migren başlangıcı demişlerdi o zaman. Hı-hı. Ama ensemden geliyor hı-hı. ağrı. Bak hı-hı. ne kadar sürüyor dedi bir, hocamız. Evet. Ne kadar sürüyor? Bir gün mü, üç saat mi, on gün mü, üç gün mü? Üç, dört gün sürüyor. Karanlığa girmek zorunda kalıyor musunuz? Karanlık oldu mu daha da iyi geliyor. Sesten rahatsız oluyor musunuz? Sesten rahatsız parfüm oluyorum. Parfüm rahatsız ediyor mu? Parfüm rahatsız etmiyor ama kahve sesten rahatsız oluyor. Kahve içtiğinizde falan oluyor. Artar mı? Yok. Bir de şey sorayım. Gece kahve içtiğinizde yorgun olur musunuz? Yani şey gibi. Uyuyamıyorum ben kahve Türk içinde kahvesi der misiniz? Mi öbür granül kahve mi? Herkes. Bir ikisi yani de. Kafein olduğu için ha, uykusuzluğum evet. var. Bazıları çayda da oluyor. Uykusuzluğum var. Bu tip vakalarda karaciğer toksifikasyonu yetersiz yapıyor demektir. O zaman takviye gerekiyor böyle hastalarımız için. Kafein testi deniyor. Kahve testi deniyor. Allah Allah. Bizzat evet. Peki başka soru var mı? Başka bir soru mu? Bakalım isterseniz. Peki lütfen çok mutlu hayır, oluruz. Hayır buyurun efendim. Oturayım mı? Tabii. Lütfen kızım. Ben şöyle geçeyim mi? Tabii tabii hocam. Kameramız da gelecek şimdi daha net görelim ne yaptığınızı. Kaç hayır. yaşındasınız? 57. Maşallah. Şöyle bak oraları öyle ağrıyor işte tamam. çok. Nasıl ensemden ağrıyor? Ben geliyor. Onu görmedim. Gel. Şimdi göster. Gel hadi gel. Nereye basınca bak, ağrıyor? Bak oralarım ağrıyor işte. Evet. Oo. Var değil mi? Var. Tabii. Yalnız bir de şu ensem böyle oynatınca hı-hı. şey yapıyor, kütür kütür sesler geliyor ensemden. Bunlar manuel terapide ve nöral terapide testler bunlar aslında. Hı-hı. Şu an ne yapıyorsunuz? Osteopatide. Ne yani yapıyorsunuz? Yani bu ağrıyı, bu ağrıyı ortaya ben çıkarabilecek odaklar var mı? Onu arıyoruz aslında. Çünkü şey ha. ağrının bütün nedeni insanların bilişinde olduğu gibi, göreneklerinde olduğu gibi beynin içinden gelmiyor. Beynin içinden gelmiyor ağrının bütün nedenleri. Ha, dışarıdan da bir evet. Yani işte. Mesela şuradan orası. Bir ağrı evet. kaynağı olup burasına yansıyabiliyor hastanın. Nereye biz buradan sadece şu parçaya bakın, ve mesela şöyle diyeyim. Burada bizim sternokleidomastoid kas dediğimiz öne eğerek başınızı kasar mısınız? Kasarak öne eğin. Bakın hafif kasın. Şuradan şuraya bağlanan bir sternokleidomastoid kasımız var. Boyun kası bu. Bunun içinde olan bir şey miyofasiyel ağrı sendromu. O da şuraya yayılan bir ağrı yapabiliyor. Bunu çözdüğümüzde ağrı gidiyor. Ha. Migren ilacı vermeye gerek olmuyor. Kuzum bu detayları benim. Bilirse arkadaşlarımız zaten genel olarak eğitimlerimizde bunları öğretiyoruz. Zaten inanın bizim programı evet. meslektaşlarınız bir hayli seyrediyorlar. Seyrediyorlar. Bir hayli seyrediyorlar. Genç arkadaşlarımız aslında sizlerden buradan çok şey öğrendiğini söylüyorlar. Bizden zaten CD'ye hocam atıp da bana gönderir misiniz diyen çok arkadaşımız var. Bak ne var. Güzel. Evet. İnternet yok, ortamında olmaları da zaten iyi bir şey, hemen evet, evet şahane. Peki şimdi bu ağrıyı biz geçirebilir miyiz? Şimdi şu an ağrınız nerede var? Şimdi kafatasımın üstünde. Şurada. Tam burada. Şu yanlardan var. Şakaklarım çıkacakmış gibi ağrı. Evet. Burada proloterapi ve nöral terapi ön plana geçiyor. Osteopati ve manuel terapide de bu sonuçları elde edebiliyoruz. Biz onları çok anlamıyoruz ama yani sonuçta manuel yani, terapi yani elle yapılan. Elle yapılıyor. Uzman. Diğer nöral terapi ve şeyde de el ile iğne kullanarak yapıyoruz. Hmm. Ancak bunda şey ilaç ağrı kesici ilaç kullanmıyoruz tabii. Ağrı kesici, ağrı kesici alıyorum hiç etkilemiyor ki. Yıllardan beri tabii ala evet, ala artık. Evet. Ağrı.
devamlı çekiyorum kaç senelerdi ama hiçbir şey. Hocam bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Çok önemli bir şeyler. Bak oralı çok aslında. Önemli bir şeyler. Ay. Hiç acıttın mı? Acıdı. Evet. Hiç acıtmam. Hiç acıtmam. Hiç acıtmam nasıl? Kıyamam kızıma. Hiç acıtmam. Kıyamam ben. Tabii ben de kıyamam. Hocam öyle diyor diye ama bir taraftan da eliyle bastırıyor. Biz kliniğimizde böyle yapıyoruz. Ciddi bir mi? Kısım tedavileri evet. Hiç ama acımadı. Hani şakayla karışık yapıyoruz. Hiç acımadı değil mi? Hiç acımadı. Tabii. Oralarım. Oralarım Hasan çok ağrıyor. Hasan Hoca var o öyle der. Acıdı mı diye soruyor. Hasta acıdı diyor. Bak, cevap oralarım çok acıyor. Diyor. Ne yapıyorum biliyor musun? Çok ağrıdığı zaman arkası. Ne yapıyorsun? Tülbentle sıkıyorum böyle. Ha, uyuşturuyorum. Işte o iyi geliyor. Bütün enerjimi size vereyim. Ver. Programdan sonra ben yatarım artık. Ciddi mi? Yok. Oralarda işte. Hiçbir vücut kendinde olmayanı veremez biliyorsunuz. Evet öyle. Tabii. Ama ne bileyim biz böyle dualarımızla hep tabii. İyi niyetimizle. Şöyle kolunuzu ben şöyle alayım efendim. Buradan hiç acıtmayacağım. Bakın. Hiç acıtıyor muyum? Hiç acıtmıyorsunuz. Değil mi? Hiç acıtmıyorum. Evet. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Hiç acıtmıyorum ama. Hiç acı. Hayır belli bakayım olur. Yüzünüze. Yüzümden belli olur. Yüzünüze bari yansıtmasanız. Ama o ya bana öyle diyebilmek de enteresan. Kolunuzu şöyle. Ama elinde ha? Değil insanın. Tabii. Değil mi? Evet. Haklısın kuzum. Ben kendim ama de yaşadığım bir şey için. Boyun fıtığı geçirdiğim için. Öyle mi? Tabii. Hakikaten 3 yıl kadar epey ya. Çektim. Ama ondan sonra tedavisi güzel oldu. İyi ama şükür onu fıtık, da sorarım ama şimdi. O yüzden az önce gösterdiğim gibi fıtık iyileşebilir bir şey. Hayır, ne kadar oranımız kitaplarda geçtiği gibi, yayınlarda geçtiği gibi olacak. Çoğunluğun kabul ettiği şey doğrudur. Yani birisi çıkardı, ben çıkardı dersen ki bu yöntemi sadece ben yapıyorum, hiç kimse yapamıyor. Doğru değildir bu. Tabii ki öyle. Çünkü birisinin yaptığını bir başkası da becerebilir. Allah hepimizi belirli kabiliyetlerle donatmış. Ne yapıyorsunuz siz şu anda? Şu an tedavi yapıyoruz. Bakalım bir. Şimdi nasıl oldunuz? Bir bakın. İyi. Yalnız böyle oynatırken niye ensemden kütürdeme sesler, kireçleme mi oluyor acaba? Tabii şimdi yaş itibariyle osteofit dediğimiz kireçlemeler gelişebiliyor. Şimdi ablamızda boyun MR'ı çektirmekte yarar var. Çünkü bunu çektirdim, hissediyoruz biz. Var değil mi? Var. Bugün vakitte biz Türkiye'de görebilirsek onu. Tabii evet. Daha iyi yardımcı olabilirim. Ve şey, şunu beklemeyin. Yani burada yapılan tedavi veya şey müdahale kalıcı olmayabilir. Bir kısımlar insanlarda kalıcı olabiliyor. Onu belirteyim. Ama i̇nşallah tedavi. Ben de kalıcı olur. Ay inşallah. İnşallah kalıcı olur. Birkaç tekrar yapmak gerekiyor. Mikrofonu öptüm tam o ses ondan çıktı. İşten öptüğüm için ondan. Kızım benim. Gözlerinde güzelliğine bakar mısın? Sağ ol canım maşallah. Benim. Sağ ol. İnşallah iyi olurum ya. Peki inşallah. İnşallah. Boynu, beli, başı ağrıyan şu mıknatıs tedavisi. Hiç duymuş muydun mıknatıs tedavisi? Hiç duymadım. Vallahi hiç duymadım. Ben duydum ama tabii nedir ne değildir hocama soracağım. Bir müsaade edin. Sırada bekleyen çok var. İnşallah bir gün siz de bulur olursunuz da size de şifalı eller değer inşallah. İnşallah canım be. İyi misin şimdi biraz şimdi daha? Şimdi daha iyi gibi. Ha? Vallahi tamam. İyi gibi. O zaman biz bir reklam arasına gelelim hiç kesmeden devam edelim sana. Acımadı diye diye şöyle gördüm ya yüzünü. Kiloları yüzünden yuvası yıkılma noktasına gelen Reyhan Hanım apar topar hastaneye kaldırıldı. Reyhan Hanım neden hastaneye kaldırıldı? Reyhan Hanım'ın son durumu nasıl? Hastaneden canlı yayın az sonra Zahide Yetişle'de. İş kazası geçirdi, mutlulukları yarım kaldı. Aileleri evliliğine karşı çıkan Evren ve Gamze hayallerine kavuşabilecek mi? Aileleri neden evlenmelerini istemiyor? Az sonra Zahide Yetişle'de. Çok güzel bir cümle öğrendim şimdi. Kıymetli hocamdan, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Ahmet İnanır bizimle beraber. Bak cümle çok güzel. Kısa süreli sabır, uzun süreli pişmanlıktan iyidir. Kısa süreli sabır, uzun süreli pişmanlıktan iyidir. Acık sabretmek lazım bazı şeylerde. Aslında pek çok şeydi. Gerçi hocam onu burada muayene ederken sizin için söyledi. İyi misiniz şimdi bu arada? Ha, mikrofon yok gerçi duyamadım ama iyi olduğunuzu görüyorum maşallah.
Abicim, şimdi aslında Ferhat'ın babası, Ferhat'ımız beyin pili takıldı Ferhat'ımıza Doktor Baki Albayrak tarafından. Bugün onunla beraber gideceğim. Bu beyin pilini ben de çok merak ediyorum. Bu nasıl bir şeydir? Şu an daha iyisin düne göre. Dün ilk defa açıldı değil mi beyin pili? Açıldım, bugün daha iyiyim. Nasıl hissediyorsun? Şu an daha iyiyim yani. Boyunu oynatabiliyorum. Boyunu oynatabiliyorsun. Evet. O hareketler biraz daha azaldı evet, sanki. Evet yani daha, bugün daha da azalacakmış. Daha ileride daha da azalacakmış. Daha da azalacakmış. Evet. Yani elektrik ilk defa verilmeye başladı evet, beyine. Evet. Pil tarafından. Hı-hı. Peki boyunluk niye takıldı? Düz, boyun düz dursun diye. Ha düz dursun düz diye. Düz dursun diye. Peki merak ediyorum devamını. Babanın ağrıları ne zamandan beri var Ferhat? 3 aydır falan. 3 aydır. Hı-hı. Kaza geçirmiş bu arada evet, geçmiş olsun. Olmuştu. Tüh, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaatta çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorsunuz. Evet. Nereden düştünüz Allah korusun? İnşaatta düştüm. Birinci kat, ikinci kat öyle şey mi? Yok. 2 metre civarında bir yerden düştüm. Biraz yakın. İskeleden düştüm. Allah sabır versin. Sağ Allah kolaylık versin. Sağ ol hocam. Nereye doğru Beyler. Düştünüz? Ben bunu alayım sizi rahat rahat göstereyim. Şöyle omuzumun üstüne düştüm. Betonun üstüne. Ayakta dururken mi bir kattan falan kattan. Düştünüz? Kattan düştünüz. Kattan. Kaçıncı kat? Kat değil yani 2 metre civarında. 2 metreden düşmüş. Yani. Yani. Evet. Sonrasında neler yaşadınız? 4 aydır ben devamlı ağrıyor. Omuz MR'ın uyku uyuyamıyorum. Doktora gittiniz mi? Gittim MR çektirdim. Ha. Gece sendromu olduğunu söyledi hocalarım. Gece saat 4-5 uyutmuyor artık yani ağrı uykudan uyarıyor. Evet. O kadar ciddi. Geceleri mi artıyor? Evet geceleri. Bunun gece sendromu olduğunu söylediler hocalarım. Bakalım mı? Bakalım lütfen söyleyeyim. Hocam. Şimdi kol bu tür travmalar... Hocam sizi böyle mi alsam acaba göstereyim? Evet. Bu tür travmalar da kolda bankart lezyonu dediğimiz şeyin kapsülün içinde glenoid dediğimiz kafesin içinde şöyle giriyor şey bu eklem. Buranın içinde yırtıklar olabilir veya bağ yırtıkları olabilir, kas yırtıkları olabilir. Tabii. Öyle bir anda düşünce çünkü. Evet. Peki şimdi hangi hareketleri ne kadar yapabiliyorsunuz? Şimdi, büyük ihtimalle kolunu yukarı kaldırmakta öncelikli olarak kısıtlı olacaktır. Bakın, kısıtlı. Sizi ben böyle alsam görsem? Hay hay. Şöyle mi? Ben arkaya geçeyim isterseniz. Ne kadar kaldırabiliyorsunuz kolunuzu şimdi? Şöyle ağrılı. Şurada ağrılı. Başlıyor. Ağrı başlıyor. Evet. Şöyle yapamıyor musunuz? Hayır. Evet. Öbür kolunuzu yapar mısınız? Yapıyorum. Tabii. Genel görür müsün Mahmut? Öbür kolunuzu yapın lütfen. Bu hocam kaldırır. Siz bırakır mısınız? Evet. Kendi başına kadar yapın. Tabii. Kendi başına hiç yapın. Şunu kırmadan, biraz oldu şunu kırmadan yapın. Ama kırmadan evet. Olmuyor. Kırmadan, bunu kırmadan yapın. Yani düz kaldırmaya çalışın. Kaldırdın. Hani şöyle, yapamıyordun az önce? Belirli bir şeyde acıyor. Belirli şimdi, acıyor ama. Şu şekilde de ağrısı olacaktır. Bakın. Elinizi bakın yine var evet, değil evet, mi? Evet hocam. Evet. Şimdi aynı hocam. Zamanda tabii bu travmayla boynunun da etkilenebileceğini düşünerek boyuna da bakmak lazım. Peki hocam sırada bir sürü izleyicimiz var şimdi bekleyen. Tabii. O yüzden ben, bakalım. İsterseniz hani boyun hareketleri açık. Hani sağa sola bakabiliyor. Evet evet. Şöyle bir de doku kontrolü yapalım. Şurada ağrınız var. Var, değil mi? Var hocam. İnşaatta çalışmak da ne kadar zor. Allah hepsinin yardımcısı olsun kardeşlerimizin. Rahat, 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 rahat. Evet. Şimdi şuradan bir müdahale yapacağım. Kolunuzu biraz yana uzatın. Siz Zahide Hanım'a doğru uzatın. Bana doğru uzatın. Bakın. Şöyle yani. Şimdi yavaş yavaş yukarı kaldırın. Şöyle yapalım. Yukarı doğru kaldırın. Kaldır, 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 kaldır. Yüzünde kaldır ağrı, bakalım. Acı ifadesi kıvırmadan yine. Kaldır bakalım. Şimdi bunu da kaldırın. Bu taraftakini de kaldırın. İkisini kaldırın. Bakın. Kaldırın. Kaldır. Az önce bu kadar kaldıramıyordu ama acı hala var. Evet. Evet. Şimdi tekrar kaldırın. Bakalım. Şimdi acı var mı? Acı yok şimdi ama. Tabii yani, daha detaylı şeyler yapmak gerekir. Hocam birçok kas etkilenmiş. Şöyle önden arkaya evet. kaldırırken tabii. Şimdi çok ağrıyor. Şimdi ağrıyor. Evet. Yani biz babamız aslında oğlu için geldi buraya. Evet, ama evet. Herkesin bir derdi var tabii sonuçta. Gece rahat uyumasını sağlayacak bir şey yaparsanız en azından. Yaparım. Programdan sonra da ben destek vereyim kendisine. Çok güzel olur vallahi. Sağ ol hocam. Olur mu efendim? Evet hocam. Tabii. Uşağa da selam söyleyeyim benim İnşallah. Memleketime de. Daha doğrusu şaphaneye selam söyleyeyim. Evet. Şimdi tekrar kaldırın bakın. Kaldırın. Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Evet bırakın tamam. Bazı kasları eliyle alıp sanki yer değiştiriyor gibi oluyor. Şöyle bir şey yapacağım. Bir de.
Bu arada kim var bekleyin? Gel annem sen. Ben bırakın. Gel sen de yavaş yavaş. Nefes alıp verin. Gel kuzum. Gel. Evet, bir daha kaldırın bakalım. Şimdi kaldırın. İçin. Ha, aslında tamam. Kızım için geldim ama iyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Aynen öyle olmuş oldu. Bizim bir Leyla'mız oldu. Ailemize yeni evet. geldi. Leyla'mızın evet. annesi Programdan Eline sonra Hanım. Ben size destek vereyim. Ha, Eline Hanım'la tamam. yeni tanıştık. Amcam geçmiş çok geçmiş olsun. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. İnşallah. Sağ olun. Tamam. İnşallah geçmiş akşam olsun. Rahat geçmiş. Rahat yatarsınız. Şu Emine geçmiş Hanım'ın sunarım. Kızı aslında hemşire. Evet. Ama distoni rahatsızlığı olabilir. Bugün doktor Balki Hoca'ya götüreceğim. Ben de yanında gideceğim. İnşallah, İnşallah. Bakacağız. İnşallah. Bak Ferhat'la da konuşturdum onları. Evet. Muhtemelen Ferhat'a yaptığımızı. Niye? Heyecandan. Kıyamam. Şu yamadı. 10 yaşında bir evladı var. Evet. Tek istediği onun elini tutup beraber yürüyebilmek. Evet. Allah'ım inşallah o halinizi i̇nşallah. Görmekte nasip olur bize. İnşallah. İnşallah. Ferhat'ın ne kadar iyileştiğini biz net görüyoruz evet, ama. Peki çok Emine Hanım ettim. Dur şimdi onun derdini evet. çözeceğiz inşallah. Sen bir anlat bakayım ne derdin var? Benim 10 senedir belli boynumda fıdık var. Boynunda fıdık? Boynumda fıdık olduğunu ameliyat söylediler. Ameliyat dediler mi? Demediler. İleride olabilir dediler. Bir kaldır bakalım kolunu ne kadar kaldırabiliyor? Acıyor mu? Acıyor mu şey? Var, boynumda var. Öbür kolu boynumda kaldırır var. Mısın? Bu kadar mı kalkıyor? Düz kalkamıyor mu? Zor. Ne kadar? Peki, kuvvet uygulasam bu, hocam olur mu? Bu şey yaptığımdan ayağıma, bu sağ ayağıma da vuruyor. Yolda yürürken böyle beni arkaya çekiyor. Nasıl? Yürümek istiyorum ama düşecek değil. Ayaklarım bela tutuluyor. Yürütmek istemiyor beni. Böyle arkaya arkaya çekiyor. Allah Allah. Evet, yoruldumdan. Evet, yoruldumdan eli oluyor. Bu arada Emine Hanım'ın şöyle bir durumu var. Hı. Evladı hani annelik doğurunca bitiyor evet. daha yeni başlıyor. Hı. Şuradaki yumruğunu gösterebilir miyim hocama? Benim değil. Ha, Leyla, sen Leyla ben Hanım. Ben deliği tutamadım düştü ondan oldu. Leyla'yı kaldırmak, hı. indirmek, tuvalete götürmek hiç kolay değil. Leyla Allah'tan hani çok kilolu değil ama evet. bir kilo bile olsa çok büyük bir yüke evet. dönüşüyor hocam. Anlatır. Evet, bu kaslar çekince yani üç kişi de tutsa Leyla kendi çekiyor üç kişiyi. Mecburen tabii evet. o da farkında olmadan İster istemez. Yapıyor ama. Peki evet. bir bakayım kuvvetine kolundaki. Şimdi ben iyice böyle ağırlığını vereceğim. Sen de iyice tutacaksın kolunu tamam mı kuzum? Bakalım bir, iki, üç. Kız bu kadar mı? Tut bakayım tut. Aa, bu kadar. Öbür koluna bakayım. Kaldır iyice kolunu. Bütün kuvvetini ver. Yukarı doğru. Tamam ben aşağı doğru bastıracağım. Bir, iki, üç. Hiç can yok. Peki otur bakalım şimdi. Hocam bir baksın. Şöyle, hiç atarım. Hiç can yok. Kıyamam. Peki otur bakalım. Evet. Hocam. Sağlam mı burası? Sağlam merak etme. Kolunuzu kaldırın. Başımıza bir şey gelirmiş. Allah korusun. Yukarı kaldırın. Kaldırın. Evet. Büktürmeyin. Uzun tutun. Güzel. Uzun tutun. Büktürmeyin. Peki. Elinizi kendinize doğru kıvırın. Çekin kendinize. Çek. Tamam. Bunu çekin. Kendinize doğru çekin. Çekin. Güzel. Şimdi Zahide Hanım siz bu kola mesela bastırın. Bakın kuvvet kaybına bir bakalım. Peki. Ben şöyle geçebilir miyim? Tabii hocam. İsterseniz yanıma doğru gelirseniz tamam. eğer. Hı-hı. Tam tersi yine arkada kalırsanız hocam öyle. Şeyde göremedik. Çok özür diliyorum. Size evet. daha zorlaştırıyorum işinizi ama. Koluna bütün kuvvetini ben, veriyorsun. İsterseniz ben bastırayım. Şöyle isminiz neydi? Emine Hanım. Kolunuzu yukarı kaldırın ben bastırırken. Kaldırın. Emine Hanım peki. kendisi de geliyor. Buna bakalım bir. Kaldır. Peki. Onda bırak hiç bakalım. Yani, iyice. Biraz daha kaldır bakalım. Kaldır. Bakın biraz yorulunca fark ediyor. Şimdi tekrar kaldırın. Bakın şurasında hemanjiyomu nedeniyle bir şey tedavi yapılmış. Kaldırın. Şimdi kaldır. Kaldır. Bakın. Aa. Bırakacağım elimi şimdi. Nasıl tekrar yani? Kaldırın. Bakın. Bir dakika ya. Mahmut genel baktım. Gör bizi bak. Ciddi Az önce misin? De söyledi. Şuraya dokununca mı oldu bu? Evet. Yani tekrar şimdi kaldırın. Bakın. Şimdi kaldır. Bir dakika kaldır. Hocam. Bir dakika. Bakın. Şey hiç bastırmadan bir yapın. Şaka gibi ya. Bir dakika. Bunu ilk defa gördüm. Ben bastırayım hocam. Bastırın. Şimdi siz dokunmadan bütün kuvvetini ver kuzum. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Hiç can yok. Peki. Şimdi verin tekrar şimdi, kuvvetinizi. Verin. Şimdi. Ver. Üç, verin. İki, verin. Bir. Aa. Evet. İnanamıyorum ya. Bir alkış rica ederim hocama. Allah Allah. Şuraya dokununca. Evet. Ne oluyor buraya dokununca? Güç kuvveti geldi yeniden kendine. Şimdi sadece biz sinir iletisi zannediyoruz şeyi. Biyolojik alem çok enfes bir detaya sahip.
Enfes bir çeşitlilik. O yüzden diyoruz ki tek tedavi üzerinde arkadaşlar bloke olup kalmayın, kilitlenmeyin. Açılın, her tedavi yönelik. Fizyoterapistlere tabii, ve doktorlarımıza tabii. Hepimizde tabii, hepimiz. Bütün hekimler ve sağlık çalışanlarının hepsine aynı şeyleri söylüyoruz. Efendim, ne oldu kızım? Şey yaptım. Tabii. Fizik tedavi gördüm, iki seans gördüm evet. Ama boynumdan... hiç şurana bastırdı sadece, kolundaki ne kadar değişti. Fizik tedaviyi de şöyle ayırayım. Aletli fizik tedavi, aletle yapılan fizik tedavi ve elle yapılan fizik tedavi diye fizik tedavimiz ikiye ayrılır. Yok, elle değil. Burada aletle. Genelde bir kısım yerlerde elle yapılan kısmı veya iğnelerle yapılan kısmı ihmal ediliyor. Bunları da doktorlarınızdan talep edin derim. Hmm. Peki hocam, şimdi bu bununla devamlı bastıracak mı bu kadıncağız? Hayır değil. Biz... Yok, siz şimdi gösterdiniz şu hali. Bir... Ay ay ay. Hiç acıtmıyorum değil mi efendim? Acıyor. Emine Hanım, hiç acıttın mı? Tutma kendini. Sesin nefesini tutma, bırak. Ağlamak mı istiyorsun? Yok. Çok ağlamışım, ağlamayacağım. Çok mu ağladın? Aferin sana, ağlama. Rahat bırak abicim, rahat bırak. Kasmayın, rahat bırakın. Bırak, rahat bırak. Rahat. Şöyle kasmayın. Bırak Emin kendini Hanım. Hocaya. Bırak kendini, bak kafasını istediği gibi çevirebilsin hoca. Bırak kendini. Kardeşiniz doktor olsa ne kadar güvenecekseniz o kadar güvenin. Olur mu? Rahat bırakın, rahat bırakın, rahat. Bırak kendini, bırak kuzum bize. Bak kızım burada, ben buradayım. Hah şöyle. Olabileceğin en güvenli yerdesin kuzum. Bak doktor ayağına geldi. Çok şükür. Kasma kendini, kasma. En güvenli ellerden birinde. Evet. İnşallah. Çünkü Allah razı olsun. Allah bizde mahcup etmesin. Sağlık çalışanların elleri güvenlidir. Evet. Hiç acıtmadım değil mi? Emine Hanım. Evet. Hiç acıttın mı? Evet. Acıtma, hiç acıtma. Seviyorum değil mi? Evet. Tabii. Ay canım benim, canım. Tamam. Ay güzel sevmek. Ay. Kıyamam kızıma. Dur, sonunda iyi olacağı için. İnşallah. İnşallah. Ne fark ettiniz? Bir bak bakalım, şöyle bir dinle bakalım kendini. Boyun bu kemikte yanma vardı bir anda. Bir soğukluk geldi. Ha, kemikte evet. Yanma evet. Vardı. Boynunuzu oynatın evet. Şimdi. Şöyle bakın. Oo. Nasıl? Çok güzel. Canım benim. Öyle. Çok şey, güzel. Beline de bakalım mı? Yoksa bir bakalım sonra olmazsa bakalım. Ya da reklamdan sonrasına bakalım. Kim evet. Bekliyordu başka? Evet, başkasının sen hakkını almayayım. Yok kuzum benim. Canım kıyamam. Benim. Allah tam razı olsun. Sana işte birazdan baktırayım o zaman. Tamam. İnşallah. Leyla da belini gösteriyor. Senin belinde mi var? Annem beline de baksın diyor. Ha beline bakın. O benim belimde. Ay tam Leyla istemiş, beline bakalım hocam. Hay hay. Tamam. Valla bir de kızım vardı, genç kızım. Onun da boynunda bir sıkıntı var ama. O zaman oh, reklam arasına oh, bakalım. İnşallah. Ne oldu? Oldu? Çok güzel oldu. Oldu mu gerçekten? Ay hafifledim. Ciddi mi? Gerçek. Gerçek. O zaman bir alkış rica ediyorum. Bak dinliyorsun ki. Kızım benim. Kızım. Ay ne güzel. Kızım değişlerini sevim senin. Canım benim. Beraberiz. Program bitecek, hastaneye gideceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. Peki. Daha yarın budur. Boynuna da yaptıracağız inşallah. Allah'ım bekler. Gel. Koşarak yok, gel. Hemen ya. Gel. Yani koş, 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 koş. Leyla ta baktıracağım annene. Beline de baktıracağım. Hemen anlat. Ben 3 sene yatılı bir amcaya bakıyordum. Heh. Onu taşıyordum otur, elimde. Otur. Ondan sonra çok kötü ağrılar oldu boynumda ve elim geceleri uyuşuyor. Burası mı uyuşuyor? Evet. Hissetmiyor musun geceleri? Burada sanki böyle şeyler. Evet. Uyuşma var mı? Uyuşma oluyor bazı aha. Zamanlar hissetmiyorum bu gündüz kısmı. Yok mu? Yok gündüz olmuyor ama gece uyurken sanki böyle hissetmiyorum elin bazı oluyor. Yokmuş gibi. Evet. Bir uyanıyorsun elin yok. Evet Allah burası. Peki. Öyle oluyor. Peki, biz muayenesini bir yapalım motor muayenesini. Kaldırın kollarınızı kaldırın. 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 Sezeryan var mı? Yok, yok, ben doğum yapmadım. Daha genç kızımız. Kaç yaşındasın? Evet. 36. Daha 36 yaşında. Tamam efendim. Henüz zaman gelmemiş. Heh. Tabii. Elinizi büktürmeyin. Sıkı tut. Sıkı, 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 sıkı. Kendinize doğru tutun. Sıkı çekin kendinize doğru. Şöyle. Çekin, 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 çekin. Çekemiyorum. Çek, çek bakalım. Çekebildiği çek. Kadar. Hoca görsün ne kadarını çek. Yaptığını. Çek. Evet. Bunu açın. Ay insanın büktürmeyin, gece büktürmeyin. Bir uyanıyorsun sıkı bacağın tutun, yok. Sıkı tutun, bir uyanıyorsun sıkı. Kolun yok. Çok güzel. İyi. Şimdi bunu büktürmeyin. Sıkı tut. Tut. Bu iyi. Demek ki evet. Bu iş yaşa da bakmıyor bak. Kaç sene evet. Baktın amcaya? 3 sene baktım. 3 sene baktın. Vefat etti. Allah rahmet canım eylesin. Canım. Yattığı yerler nur olsun. Var biraz değil mi?
Dönemiyor ki hiç. Evet. Ağrısı da oluyor zaten. Ağrısı da oluyor. Şu kolunuzu aynen. Şöyle bir alayım bakayım. Kasmayın kendinizi. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Deniz kenarındasın gibi. Sahili seyrediyorsun gibi. Ne güzel. Hocam ne güzel hayaller kurduruyorsunuz. Hocam Samsun'dan geldi. Ay. Hiç acıtmam. Acıttın mı hiç? İyi misin? Mecbur dokuları geçerken. Bu yüzden mi? Sıkışmalar oluyor tabii. Evet. Normal. Tamam. İsminiz neydi? Güzel. Güzel. Güzel Hanım. Maşallah. Adı da güzel. Tabii. Güzel bir hayatınız olsun inşallah. İnşallah. Ah. Adın gibi olsun her şey. Bu gece rahat uyuyabilecek mi? Bu gece de rahat uyur. Yarın gece de rahat uyur. Öyle mi? Uyur inşallah. Ay süper olur. Ah. Of. Hiç acıtma. Ama ben görüyorum. Ah. Acaba. Ay. Bunlar fibromiyalji sendromu. Sabah yorgun kalkıyor musunuz? Evet. Evet. Uykusuzluk var mı? Var. Hiç uyumuyorum ki saat 4'e kadar. Evet ya, kıyamam. Ah, bu ama bayağı bastırıyorsunuz hocam annesiz. Özellikle ama da doğru yere tabii. Fibromiyalji sendromunda. Fibromiyalji sendromu bir romatizma değil. Bunu net belirteyim. Ay 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 ay. Ah. Ah. Orada bir şey var sanki. Evet. Böyle kımıldıyor sanki bir şey. Tabii. İşte kasların nasıl kasıyorsak kendimizi. Ay biraz başım döndü sanki. Başım mı döndü? Evet. Döndü mü? Hemen doktorumuz düzeltir. Burada hemen nasıl olsa sıkıntı merak yok. Etmeyin. Rahat olun. Şimdi bizim anlamadığımız ama bütün kas dokularına, evet, yapılarına. Şimdi bu hocalar, yani manuel terapi bilen hocalar, düşün ki elinin ucunda kamera var. O kamera senin nerede dokunsa sanki içini görüyor. Öyle anlatayım ben size. Bunun eğitimini alıyorlar. Hiç acıtmıyoruz değil mi? Hiç acıyor mu? Yok, şimdiden hiç acımıyor. Şimdi bir daha bakın kendinize. Bir şöyle bir yokla bakayım kendini. Üstünüzden büyük kalkmış gibi oldu mu? Nasılsın? Burası geçti sanki böyle çok. Kız az önce diye evet, öldürdün ya beni. Burası geçti ya. Geçti mi gerçekten? Evet. Teşekkür ederim. Ay sağ olun. Şahane. Gerçekten geçti. Şahsın. Ayağım titredi sanki. Ne oldu? Ayağım titriyor. Burana dokunuyor, evet, ayağın titriyor. Sanki, bilmiyorum ama çok mutlu oldum. Ay sen mutlu oldun, ben daha çok mutlu oldum. Kızım benim, sağ sen de sağ ol. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. İşte bu kısmına da bayılıyorum ya. Şuradan bir seke seke gidiyorsunuz. Dur duymuyorum seni. Gerçekten çok geçti. Oturduğun yanı daha çok anlayacaksın. Evet, şöyle çok güzel oldu. Gelince. Teşekkür ederim. Biz teşekkür sen, ederiz. Hadi geçmiş olsun. Bak yaşa da bakmıyor, görüyor musun? 36 yaşında. Başta kimin derdi var? Sıkıntı. Şöyle yapalım mı hocam? Çok kişi var ama. Şimdi ben sizden Emine Hanım özellikle tabii, böyle yan tarafa alsam sizi. Bir taraftan Emine Hanım'ın tabii, da Leyla'nın emaneti. O ona, o ona emanet. Hatta Ferhat'a da bakayım ben. Öyle mi? Çok mutlu olurum. Yapabileceğim bir şey olabilir. Aa, bakayım. Şahane tabii, olur. Ferhat gel annem sen de. Gel Emine Hanım sen de gel. Yasin bunu biraz böyle yan tarafa alalım. Ya da bu tarafa, siz nasıl istiyorsanız. Gel Ferhat'ım gel. Gel kızım. İnşallah şöyle Ferhat'ıma bak, delikanlı yakışıklı çocuk. Allah kız istemeyi nasip hoş etsin geldin, bana. Ferhat'cığım. Nasılsın? Vallahi öyle. Oy canım benim. İnşallah. Ferhat'a da bakalım. O zaman hocam sizi ben böyle yan tarafa alayım. Olur mu? Arkadaşlarımız onu ayarlasınlar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanımıza çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Ahmet İnanır. Eminem sen de gel annem. Gel kızım yanına. Şimdi. Şimdi. Ben birazcık kızayım mı? Niye kızacağım biliyor musunuz? Şu evden kaçmayın. Sevdim, aşık oldum, öldüm, bitiyorum. Bunlar bir süre sonra geçip gidiyor. O evden nasıl çıktıysanız Allah keyifle, huzurla, güle oynaya aynı eve tekrar böyle misafir olarak gelip gitmeyi nasip et. Ha şuna da karşıyım. Bu evden gittin artık kefenin girer. Ne demek ya? Evladın senin ya. Dinlese de dinlemese de bir şekilde evladın, sahip çıkacaksın. Nitekim bugün şimdi bir kere önce misafirlerimi bir davet edeyim. Avukat Olgun Hamarat geliyor ve radyo televizyon sunucusu sevgili Funda Özkalyoncu geliyor. Vanilya kokulu kadın diyorum ben Funda ablama. Buyurun efendim, alkışlarla sizi alıyorum. Parmaklarımı öpüyordum, sadece parmaklarımı. Öpebilecek başka bir yer yoktu. Küçük oğlum daha yeni yeni beni tanıyor. Sadece çok fazla yandığımı hissettim. Simsiyah bir yüz yani. 56 operasyon geçirmiş Zehra'mızı ben size emanet etmek istiyorum. Yapabileceğimiz ne varsa biz elimizden geleni yapmaya gayret edelim. Zayda Hanım'a, sizlere, hepinize çok teşekkür ederim.
Aile sorunlarınızı bir türlü çözemediniz mi? Eşiniz sizi anlamıyor mu? Aile içi ilişkilerde hukuki haklarınızı biliyor musunuz? Televizyon ve radyo programcısı Funda Özkalyoncuoğlu ve avukat Olgun Hamarat şimdi Zahide Yetişle'de. Onlar birbirlerini sevdiler. Aileler hayır olmaz deyince ısrar ettiler. Aileler yine olmaz dedi. Onlar da kaçtılar. Doğru bir şey mi? Asla değil. Allah'tan bir yanlışa düşmeden bize geldiler. Zahide abla bizi evlendirdi. Evlendireyim ama bu iş ailenin huzuru olmadan, güveni olmadan yarım olur. Bir de iş problemimiz var. İnşallah onu da çözeceğiz. Belediye başkanımızla da konuştuk. Ama önce ben Gamze ve Evren'i buraya alayım. Abisi de gelsin. Necdet Bey de bu sefer oğlan tarafı olarak bugün burada. Yani ailenin en azından bir kısmı bugün tamamlanmış olacak. Hadi gelin gençler böyle. Avukatımız burada, uzmanımız burada. Bu evden kaçma konusunda her zaman sıkıntı yaşıyoruz ama inşallah çözeceğiz. Necdet Bey gelin siz de böyle. Buyurun siz de böyle. Orada mı kalacaksınız? Peki. Şimdi Evren küçük bir sıkıntı geçirdi. Necdet Bey sizi böyle alayım o zaman. Yanıma alayım. Hoş geldiniz. Buyurun böyle. Buyurun böyle. Ve felç kalma ihtimali var dediler. Şöyle alabilir miyim sizi? Felç kalma ihtimali var dediler. Evet. Sonrasında ailesine atlattım. Bir ay kaldım, bir ay yatağa gittim, sonra atlattım. O sırada siz tanışıyor muydunuz? Evet. Seviyor muydunuz birbirinizi? Altı sene niye dayalı bizim konuşmamız? Nasıl? Altı sene dayalı. Altı sene öncesine dayalı. Evet. Peki, niye vermediler sizi birbirinize? Şimdi Necdet Bey'e soracağım ama. Yani iyiydik, işte ben düştüm. Düşünce, yani gönlü sarsıldı. Hani kızıma bakamazsın, edemezsin gibisinden. Olaylar oldu, ondan dolayı kabul etmediler. Sen şu anda 3 aylık maaş alıyorsun devletten. Dağılmadım, dağılacağım işte inşallah. Ha daha yeni mi? Evet. Peki. Bu arada abin de burada kapı gibi arkanda maşallah. Bak her zaman yanında senin. Allah herkese böyle abi nasip etsin. Peki sen hiç böyle bir tedirginlik yaşamadın mı? Hani biz evleneceğiz ama samanlık seyran olur mu olmaz mı? Yaşadım tabii ki. Yaşadın mı? Evet. Ailen ne dedi? Ailem yine karşı çıkıyor zaten. Hani hala yani evet. Peki ama artık siz buradasınız. Bir yola baş koymuşsunuz. Hani birbirinize ben size desem ki şimdi hayır çocuklar bu iş olmaz. Ayrılır mısınız? Ayrılmayız. Biraz zaten hani bir çözüm bulmak için geldik buraya. Evet. Aynen öyle. Ben de sevginizi görmek için söylüyorum zaten. Bu arada sizin aileniz de enteresan. Siz abi kardeş ayrı büyümüşsünüz. Niye öyle? Niye öyle? Sizin mikrofonunuz şuradan mikrofonu alır mısınız? Küçük yaştan özel problemlerimiz oldu ailevi. Ayrıldık. Ben babaannede, kardeşim anneannede büyüdü. Anne baba aynı mı sizde? Aynı tabii. Yani aynı. Üç kardeşiz, üçümüz de aynı. Yine de üçünüz ayrı yerlerde büyüdünüz. Evet. Peki şimdi siz de yanımdasınız. Niye diye asıl size sormam lazım. Var mikrofonunuz? Şöyle tutar mısınız? Var. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi oğlumun dediği gibi benim ailemle ayrılıyorduk, birleşiyorduk. O dönemlerde... Ha. Biraz bunalımlıydı eşim. Biraz çocuklar zebil mi olmuş öyle bir yani oldu, bir biraz oldu, öyle bir oldu orada. Evet evet aynen hani aile ortamı olsa aynen iyiydi. Aynen öyle oldu. Peki şimdi siz bu çocukların kaçtığını nasıl duydunuz ve ne hissettiniz? Ben şimdi kaçtıklarını sonradan duydum. Hatta televizyona çıktıklarını da siz bizden mi öğrendiniz? Evet, yoksa, evet sizden öğrendim. Siz bilmiyordunuz yani. Yok, yok bilmiyordum. Siz nerede zannediyordunuz oğlunuzu? Bunlar şimdi kaçtıklarını biliyorum ben. De nerede olduklarını bulamıyordum. Kendilerini aradım. Size yerlerini söylemediler. Söylemediler. Aslında o da olmaz. Kimseye söylemedik biz. Ama yine de babanın, annenin, yani ikinizin de ailesinin. Gerçi o zaman da kaçmış olunmuyor değil mi bir taraftan da. Ama sonuçta işte bir anne baba 18'i büyük bitirmişsiniz siz. Ama bu demek değildir ki hayatı biliyorsunuz aslında. Yine anne babasız bir şey yapmak zor. Öyle değil mi Fındacığım? Çok zor. Şimdi hikayeyi dinlerken böyle gözümün önünden televizyon ana haber bültenlerinde kadınların başına gelenler ya. Ve hafta sonu röportajı vardı. Okudunuz mu bilmiyorum ama bulun okuyun. 26 yaşında bir kadının 76 senelik ömrü gibi sanki bir hayatı geçmiş. Ben okurken yoruldum. Şimdi parçalanmış ailelerin çocukları parçalana parçalana yoruluyorlar. Bir kere
evlilik danışmanları, yaşam koçları, işte o koçlar, bu koçlar herkese işte dik dur, tek taşını kendin al, boşan boşan git bacılarım şeklinde ya. Çok kolay anlatımlarda bulunuyorlar. Biraz aile içinde ben sabretmenin, tabii ki bunun içinde dayak yok, tabii ki bunun içinde asla kötü alışkanlıklar yok ama yuvayı mümkün olduğu kadar götürmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi baba aileyi parçalayınca çocuklar da... Baba da anne de şimdi. Hani tek taraflı da babayı şey yapmayalım ama annenin de mutlaka payı var. Mutlak surette. Niye? Zaten... Çünkü anne tutuyor. Anne yapışkan gibi. Aynen. Yani baba vefat etse o çocuklara pek bir şey olmuyor. Dişi anne kuş vefat ederse, evet, baba yeni hanım alırsa ondan sonra çocuklar zora girebiliyor. Evet, işte bazen anne vefat ediyor, bazen boşanmalar oluyor. Ve şimdi kaç yaşındasınız, ben çok merak ettim 26. size. 26. 21. Sen? 21. 21. 6 sene önce başlamış değil mi? 20 yaşındayken. 21 ise 6 senesi 16 yaşında. Evet. Değil mi? 15 yaşında, 16 yaşında başlamış. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hayat algım, seyrettiklerim, okuduklarım, kitabım da var. Bir kere çok çabuk başlıyorlar ilişkilere. Yani ben kendimi düşünüyorum. 15 yaşında ben amuda kalkıp spor yapıyordum. Arkadaş nasıl 15-16 yaşında? Gerçekten burası bir televizyon programı ve doğru şeyleri söylememiz lazım diye anlatıyorum. 11 yaşında bir kız çocuğu ilişki kurup hamile kalabilir mi? Allah burada korusun. Kadınlar var. Allah korusun, böyle bir şey olabilir mi? Şimdi 15-16 yaşında başladıkları zaman her şey yanlış oluyor. Bir kere ben her televizyonda doğruyu konuşan bir insanım. Ben evden kaçmayı hiçbir şekilde onaylayan biri değilim. Evden kaçmak yok arkadaş. Ve ailenin onaylamadığı bir evliliği, kız tarafı da erkek tarafı da, onu da doğru bulmam. Onların bir bildiği vardır. Bir üçüncü göz vardır ve o üçüncü göz daima doğru söyler. Ben kendimden söyleyeyim, ben üniversite okudum falan, kendim seçtim. Herkes dedi ki olmaz ya, bu adam şahane bir adam ama seni üzer. Ve sen benim hayat hikayemi biliyorsun. Evet, tek başına doğurmaya gittim ben. Sezeryanla tek başına doğurmaya gittim. Arabamı kullana kullana. Şimdi o yüzden asla ve asla evden kaçmak yok. Anne babanın o güzel kalbinin onayını almadan da sırtını sıvazlayıp güle güle git yavrum, mutlu mesut ol, bunu duymadan da gitmek yok. Ama zaten aslında bugün burada olmamızın sebebi bu. Evet. Bu kardeşlerimiz, aynen, evden kaçarak ayrılmışlar ama evlenmeyi de istiyorlar. Heh. Ben sevgilerine inandım, güvendim. Birbirlerine ya kaç gündür bizimle beraberler. Evet, şimdi olan olmuş durumu var. Yani, olan olmuş. Şimdi aslında daha bir şey olmamış. Şimdi bize geldikleri için, evet, aslında onlar istiyorlar ki anamın rızası olsun, babamın rızası olsun. Biz evlenmek istiyoruz, biliyoruz bir hata da yaptık. Ama bunu nasıl çevirebiliriz? Bak, abileri de aslanlar gibi yanlarında. O yüzden biz duyurumuzu yaptık. Avukat Bey de vardı geçen sefer. Babamız da kapılar gibi geldi. Şimdi sizin tedirginliğiniz nedir? Yani bu evliliğe niye karşı olduğunuzu öğrenmek istiyorum ben. Benim ya da değil misiniz artık? Karşı olduğumun sebebi şu. Şimdi bu çocuk bir sene evvel işte kaza geçirdi, düştü. Yani bunu kimse tutamazdı. Aslan gibiydi, çalışıyordu. Maşallah. Ha. Kazadan sonra bu duruma geldi. Tedavi de oluyor gerçi ama ben elimden geleni yapacağım. Bir yani, kere onu söyleyeyim. Fiziksel olarak, doktor olarak elimden geleni yapacağım. Siz sadece işi yok, bu kıza bakamaz, ileride bunlar kötü olurlar diye yani gün geliyor, ben şuna inanıyorum ki belki sevgi de bitiyor, demek ki ayrılıklar oluyor. Yani şimdi Gamze'ye ben güvenebilirim çünkü daha evvelinden tanıyorum. Yani sağlamken de beraberlerdi. O da bırakıp düştüğü zaman da gitmedi. Yani hastanede biz kaç gece beraber kaldık ya kendisiyle. Bak, beraber yaşamışsınız. Tamam. O kötü, en kötü zamanı. Evet. Bu kız bırakıp gidecek gibi durmuyor o zaman. Gitmez. Ya buraya kadar geldiler. Bana kadar geldiler. Sizin onayınızı almak istiyorlar. Şimdi benim onayım şöyle, ben yine veririm ama şimdi benim durumum da belli. Ben ayrıldım, ben gittim annemin evinde kalıyorum. Anneniz kaç yaşında? Annem 49 doğumlu işte. 60. Ne diyor? 9. 60'dan çok. 77 diyelim mi? 70 diyelim. 70 kaç? 70. Yani 70 küsur yaşlarında. Allah ondan razı olsun. Siz kaç yaşındasınız? 48. Bu annelik nasıl bir şey ya? 50 yaşında adam yine dönüyor anneye geliyor, görüyor musun?
Bitmiyor yani. İyi ki anneniz var. Ellerinizden öpüyoruz annenizi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Nevdet Bey, Zahide'ciğim kimin babası? Evren'in babası. Tamam. Evren'in babası. Yani iki oğlumuzun babası. Evet. İkisi kardeş zaten. Heh. Bir kere daha tekrarlayalım diye söyledim. Can kulağıyla dinliyorum. Siz daha ne istiyorsunuz beyefendi? Yani sizin karşı gelme... Hakikaten şimdi başladınız, nasıl bitireceksiniz diye merak ettim. Gül gibi bir kız. Bakarım diyor. Arkasında dururum diyor. Çalışırım diyor. Yani... sizin tam tersi, bu kıza sıkı sıkı sarılıp saçını okşamanız lazım bence yani. Ben zaten savunuyorum kızı. Evet. Ben şey yapmıyorum, istemediğim kısım değil. Yani ileride diyorum. Tedirgin oluyor acaba. Bir şey olur mu diye. Bu çocuk bu vaziyette kalır. Tamam. Yarın kızı düşünüyorsunuz. Kızı düşünüyorum tabii, onu da düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Abim bak şimdi, bir mutluluk yakalama şansı bulmuşum. 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra eğer bu mutluluğun biterse diye düşünüp arada 8 sene iyi yaşayacaksam hani onu feda mı edeyim? Ne bileyim şimdi yani, şimdi bak kiloya vurayım. Şimdi biz brownie yaptık. Şahane bir şey. Gittim yanına, o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Şimdi ben bunu yersem kilo alacağım mı? Alacağım. Ama bunu ne zaman alacağım? 1 ay, 2 ay sonra, neyse. Ama şimdi ben onu yiyeceğim ve onun zevkini tadacağım ya. Şimdi bu çocuklar evlenecek, aile olacak, birlik olacak, belki evlat olacak. Akşam eve gelecek, karısının güler yüzü. Karısı böyle bir bakıyor ki ya, şimdiden karısı diyorum. Gamze öyle bir bakıyor ki, bunda aşk var, sevgi var. Ben burada görüyorum. Bundan mahrum mu kalsın? Hani bu korkular yüzünden. Çok da matematik hesabı yani Allah aşkına, bir yere gelmiş bak, ya. Şimdi söyledin, ölüyorum diye evlendin. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi buraya kadar gelmişler ya. Buradan sonrasına bakmak lazım. O yüzden... Şimdi akşam yattık, sabah kalkacağız mı acaba? Yani. Şimdi o yüzden dediğin çok doğru. Hayatında çok matematiği olmuyor bazen yani. Evet kaçmasınlar, evet olmasın, evet sıkıntılar falan var ama. Tabii ki. Tamam, gelmişler el ele tutuşmuşlar Zahide'nin yanına. Bize yardım et demişler. Biraz şimdi öyle bakalım diyorum. Ben onları bir gün de evlendiririm, o iş değil. Sonrası. Ama ailenin rızası olmalı ki, biz öyle gördük. Olmalı. Bu kız telli duvaklı, gelin çıkmalı. Burada düğününüzü de yaparım. Bak belediye başkanıyla konuştuk. Bu arada belediye başkanıyla konuştum. İnşallah iş hemen gider gitmez onlara bir iş bakacağız. İster kızımıza ister oğlumuza. O konuda da sıkıntımız yok. Önce iş sonra düğün yapalım. Tabii, önce iş. Önce iş. Ay ben istiyorum daha, istemeye gidelim. Aynen. Aynen, bir göreyim yani, hani burada bu kadar yapıyoruz. Bu arada Gamze... annen Tülay Hanım değil mi? Evet. Şu anda hatta Tülay Hanım, merhaba. Tülay Hanım. Efendim. Tülay Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum kırmadığınız için, telefonu açtığınız için. Çünkü Evren'in annesi telefonunu açmıyormuş. Üzülüyoruz bir taraftan. Ama sizin sıkıntılarınızı, olası beklentilerinizi de öğrenmek istiyoruz. Bir kere bu duruma karşı mısınız, değil misiniz? Onları burada da görüyorsunuz. Ne zamandır görmediniz kızınızı bu arada? Ben kızımı 20 gün oldu görmeyeli. Ben 5 aylık, 5,5 aylık hamileyim. Ben çocuğumu kaybedebilirim. Ben Allah Allah korusun. Ben kesinlikle böyle bir şey asla olamaz. Ben şu anda onlara bir şey söylemek istemiyorum. Bütün Samsun onları tanıyor. Benim kızımın o insanların yanında ne işi var? Benim kızımı ben tertemiz... ...dayısı var. Benim kızımın geleceğini asla kimse karartamaz. Benim kızım şu an bir uçurumun ucunda. Benim kızımız hayatını kaybedecek. Bilmediğiniz şeyler var. Gerekirse benim ailemi, benim babam abdestli namazlı ölmek istediği gece öldü. Benim ailemle bir tane sigara içen yok. Benim tertemiz kızımın orada o insanların yanında ne işi var? Asla böyle bir şey asla olamaz. Var. Bu kadar ciddi. Gerekirse her şeyi, onların ailesini, onların ne olduğunu araştırmanızı istiyorum. Tek tek kapılarını gezip. Bakın onlar bana, kızım, bu iki genç bana Zahide abla bizim nikahımızı kıyar mısın diye geldi. Ben de bekletiyorum. Sizlerin, ben ailelere çok inanır ve güvenirim. Mutlaka bildiğiniz şeyler var. Bu işler bu kadar kolay olmamalı. Aşk tamam ama siz şimdi bana böyle özel konuşalım deyince bilmediğim ne var acaba diye. Evet, burada birbirini seven iki çift var. Zahide Hanım. Ama bir annenin feryadını da duydum Zahide şimdi. Zahide Hanım zaten bizim dün de konuştuk. Babayı getirmemizin nedeni de bu.
bizim bu duyarlı duruşumuzun nedeni, biz ailenin rızasına ihtiyacı yok. Rıza rıza diyoruz. Rızayla ilgisi yok bunun. Bu gönülle ilgili bir şey. Bitirmişler. 21 yaşında, 26 yaşında. Bize sormalarına gerek yok ki. Yani ne o hanımefendiye sorar, ne de bu beyefendiye sorar. 21 yaşında, 26 yaşında istedikleri gibi gider müracaatlarını yaparlar. Siz böyle alabilirsiniz. Evlenmelerinde... Biraz daha Funda Hanım'ın yanında. Evet, arkada kaldık. Hukuken böyle de gönül rızasını anlatıyoruz. İşte tamam, zaten onu söylüyorum. Evlenmelerinde de bir engel olmadığına karar verirse evlenirler. Dün ben abisiyle de konuştum, kendisiyle de konuştum. Babayı getirmemizin nedeni burada bir gönül olsun istedi. Şimdi telefondan bağlanıp orada hanımefendi. Gelin böyle yanıma. Funda'cığım sen tamam. De eğer şey yapabilirsen. Şimdi telefona bağlanıp oradan hanımefendi, ben işte bu işin ucunda ölüm var, yok şu var bu var demek çok yanlış. Gelin o zaman buraya. Durumunuz neyse, neden bu işe karşı olduğunuzu söyleyin. Siz de engel olamazsınız bu işe. Ha biz bu çocukları gerçekten, eğer bir sıkıntı varsa, eğer sizin ailelerinizin arasında bir problem varsa onu çözelim diye bekletiyoruz. Yoksa dün gidip bunların kendisi evlenebilirdi. Oradan konuşmak kolay. Gelin buraya, hesabınız neyse söyleyin. Eğer gerçekten haklıysanız biz de bu çocukları vazgeçirelim. Eğer söyledikleriniz şeylerin içine öyle genel ifadeler, geçici ifadeler, insan yani bizi tatmin etmedi sizin söyledikleriniz. Şimdi bir annenin duyarlılığı ve bir de 5,5 aylık hamileymiş hanımefendi. Aynen. O yüzden tabii orada başka bir dünya var. Belli ki kızının mutluluğunu istiyor. Siz de oğlunuzun mutluluğunu istiyorsunuz. Bu çocuklar da mutlu olmak için bir olmak istiyor. Kızı 5 yıldır bunların 6 bir ilişki. 5-6 yıldır bunların bir ilişkisi var. 5-6 yıldır bu ilişkinin neresindeydi hanımefendi? Annen ne zaman öğrendi Gamze ilişkinizi? Biz 5-6 senedir tanışıyorduk ama 2 senedir beraberiz. Arkadaş olarak başladınız. 2 senedir. Peki annenin bu kadar büyük tepki vermesinin sebebini biliyor musun sen? Nedir annenin söylemek istediği şey nedir? Bu sübliminal mesaj nedir anne yani? Anne ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Ölür sen söyle yani. Kızım sen söyle. Ölür diyor bak. Ne demek istiyor anne? Ya benim geçmişte yaşandım. Sen yani söyle. İyi bir yaşandım yoktu benim ama. O ne demek kuzum? Bıraktım. Hani eskiden yani. Kötü alışkanlıkların mı vardı? Sen girip çıkan bir adam mısın? Cezaevine şuraya buraya girip. Cezaevine girmedin. Nedir? Herhangi bir şey mi kullanıyordun? Ceza aldım. Ondan sonra cezaevine girdim. Ondan sonra çıktım. Ne aldın? Ne aldın? Para cezası. Para cezası. Tamam. Neydi suçun? Arabanın aynasını kırmıştım oydu. Bu mu? Bu hepimizin trafikte başına gelebilir. Arabanın aynasını kırmış. Arabanın aynasını para cezası. Para cezası verdiler. Para cezasını ödeyemeyince cezaevine girdin. Budur normaldir. Ama bu hepimizin başına gelir. Cebimizde para yoksa cezaevine girmiyorsan ne yapacaksın? Cebinde para olmadığı için girmiş bu çocuk cezaevine yani. Normalde millet Allah aşkına neler yaşıyor parasını. Peki bu mu sadece? Başka bir şey olabilir mi? Ya, alkol falan da kullanıyordum ben. Şimdi kullanıyor musun? Yok, kazaya geçtikten sonra kullanmadım. Yani kullandım, bilgisayar falan kullandım. Ama bir önce zarar verecek, bir şey sıkıntı yaratacak. Dedin, biri 21 yaşında, biri 26 yaşında. Sağlıkla ilgili biraz daha zaman geçsin. Biraz daha sağlığına kavuşsun. Şimdi hep çoğumuz anayız burada değil mi? Bir anne de telefona bağlanıp bir şeyler demek istiyorsa ben yok, onun demek kadın... istediğinin ötesinde bir şeyler anlarım. Aynen öyle. Kusura feryat bakmasınlar. Figan. Feryat figan. Fakat aynen. Annelerin de şöyle, ilk başlarken söyledim ya, çocuklarınızı takip ediniz. Şey gibi, kronometre gibi böyle arkasından. Şimdi 6 senelik ilişkisi var. 2 senedir ama tamam, 2 senede olsa geç Zahideciğim. Şimdi ben eğer tarif ettiği bir durum varsa annenin, bu kızı ondan bak, ben ayırırdım annesi olsaydım. Ben ayırırdım. Ya. Evet, ne yapardım, ne ederdim? Gönlünü alırdım. Bu dayak hapsederek, kapıyı kilitleyerek değil. Ama olmayan bir şeyse 2 sene sonra... Şimdi bakın, yani, diyorsunuz ne acelesi var? Annelerde ilgilenmiyor. Aceleleri nedir yani? Acelesi niye var biliyor musunuz? Anne karşı çıktığı için acelesi var. Anne bu şekilde karşı çıkarsa bunlar 2 gün sonra bu düğünü yapar. Anne karşı çıktığı için eyvah bizi bırakmayacak. Gelir konuşur, ikna etmeye çalışır. Hayır, gelir siz karşı konuşur çıkarak, da bakın, karşı çıktığınızda, şunu söyleyeyim ama. Bir dakika müsaade edin. Bir anne de evladının iyiliğini anadan başka daha fazla kim ister Allah aşkına? Şimdi bakın, anne gelsin iyiliğini ben istesin. Ben de olsam istemem. Ben de istemem. Biz babayı ya. Evet. Biz babayı buraya getirdik, dedik ki gel gönül rızanı koy ortaya. Babası geldi buraya. Tamam.
rızasını aslında gönlünün çok da yarı gönüllü. Gelir. Belki de bakın, gelir, arzu ederse hemen çok, getiririz. Çok gelir. Da yarı gönüllü olduğunu söyledi. Nasıl geçinecekler, ne yapacaklar, ne yiyecekler? Aynen. Bir endişesi var, bir kaygısı var. Annen Necdet Bey'in de kendi derdi var. O da karısının evet. Ayrılıyor, o da annesinin yanında yaşıyor. Onun da bir kaygısı var ama oradan telefonla bağlanıp beylik laflarla ben istemiyorum. Yok efendim bunu kızımın sonu olacak, bunu olacak. Bunu demekle bu çocuğu geri caydıramaz eğer cayması gerekiyorsa da. Bir komşu arayıp da, bir komşu arayıp da annesi bağlanamıyor deyip bunları söyleseydi ben sizin söylediklerinizi anlardım. Yani birbirimizi anlamak durumunda da değiliz tabii ki. Ama hani fikrinizi söyleyin tabii ki. Anne daima doğruyu söyler. Çok özür dilerim. Anne kalbinden bir şey demek istiyor. Necdet Bey buyurun. Verdim. Pekala ben annesini davet ettim. Gelin dedim. Beraber gidelim dedim. Beraber görüşelim dedim. Siz hiç yan yana geldiniz mi? Ailesiyle gelmedim. Hiç yan yana gelmediniz. Hiç gelmedim. Hani bir istemeye gidelim falan oldunuz mu? Ailesine haber gönderdiniz mi? Yok. O fırsat fırsatımız olmadı bizim zaten. Fırsatınız olmadan mı kaçtılar? Yani ben ne diyorum hastanede ben Gamze'yi tanıdım. Hani anne babayla olduğu için. Siz nasıl bir aile çocuklarıyla? Yani bu şeye neden olacak? Bu tepkiye neden olacak? Nasıl bir ailesiniz? Anlatın bir. Anne siz anlatın. Siz anlatın. Bir saniye. Kardeşimle biz ayrılırlardı annemle babam. Biz görüştürülmüyorduk. Ben açıkça anlatayım her şeyi size. Evet. Biz görüştürülmediğimiz zaman Samsun'da Atakum ilçesinde bağlanabilirler. Sokaklarda kaldık. Niye sizi ne ben kardeşimi bırakmak istedim ne kardeşim beni bırakmak istedi. Burada bu sokakta kaldığımız zaman alkole başladık. Annesi bak alkol evet. Bütün kötülüklerin anasıdır. Hı-hı. O nedenle hanımefendinin tepkisi. Ama o tepkisinde haksız değil. Tabii ki doğru. Anadır. Aması yok be tatlım. Bir niye saniye. İyi bir şeye başlamıyorsunuz? Bir dakika ben bir konuşabilirim. Ama neden iyi bir şeye başlamıyorsunuz? Biz yalnızdık bakın. Diyor. Kimimiz sokakta kimsemiz yoktu. Sokakta kaldınız mı? Bir saniye sokakta hayır. Kalan bir genci tutun. Biz aylarca böyle sizin dediğiniz tamam. Normalleştirmeyelim. Bir iki gün değil. Tamam. Durumunu normalleştirmeyelim. Yani, biz aylarca. Sokakta kalıp tamam. Kötüyü seçmeyi yani sokakta, anlatmayalım. Sokakta tamam geçin iyi orayı. Seçtim. Geçin zaten. Orayı anlatın. Bu işte düştükten sonra kardeşim bıraktı. Annesi bizi suçluyor. İkimiz de bu tıp gelişti. İkimiz de istedikleri teste girebiliriz. Son bir seneye kadar dönük testler var. Yapsınlar. Eğer artık bir seneye şey kadar testte bir şey çıkarsa ben her şeyine razıyım yani. Şimdi temizlenmişsiniz. Ne kadar güzel ama. Kendi kendinize düşündüğünüz zaman iki yol var. Biri iyisidir, birisi kötüsüdür. Niye kötüyü seçiyorsun arkadaş? Ama pişman oldum. Hem alkole başlıyorsun. Nedamet göstermiş. Nereden buluyorsunuz dönmüş o paralar? Yani. Hayır o uyuş. Sinirleniyor. Hayır. Ama dediler ya sokakta kalma. Bak hani, ben bir dakika bir gün bir dilenci şeyine girdim. Şey çok özür diliyorum bir tane. Sadece yok, rol gereği bir gün dilenci oldum. İyi yolda mı gidin kötü yolda mı? Kuzum bak bir şey anlatacağım. Ama abla, bir gün dilenci oldum. Dilenci oldum. Bayağı tırnaklarımı çıkarttık. İçlerine toprak soktuk. Kız saçma sapan kıyafetler. Ondan sonra gariban bir halde aç sokaktayım ve dilendim. Sosyal deneydi bu. Sadece acaba yardım ederler mi etmezler mi diye. O gün şunu anladım. Allah hiç kimseyi sokakta yalnız hani böyle atıp tutmak kolay da. Bak benim 20 kişi vardı etrafımda ekibim. Ama ben orada yalnızdım. Ve insanlardan bir şey istemek. Cebimde 3 kuruş paranın olmaması. Akşam gidecek bir yerinin olmaması. Kötü insanlarla hiç mi karşılaşmadınız? Karşılaşmaz mıyım? Bana orada birisi o geldi böyle koluma koluma. Aynen, taciz bayağı taciz etti. Niye sen dedi akşam nerede kalacaksın dedi. Adam bilmiyorum. Beni alıp götürecek yani. O kadar korktum ki. Ay sonra Müge'ye anlattım. Kızım gitseydin ya dedi. Niye orada böyle? Gitseydin de ekibin nasıl olsa peşinde. Niye düşünmedim? Keşke gitseydim. Keşke adamı orada yakalatsaydım. Vallahi pişman oldum sonra. Yani burada ekran başında sizlerde herkesin bir yorumu olabilir şu anda. Ama Allah kimseyi parasız, aç susuz, sokakta gidecek çalacak kapısı olmadan bırakmasın. Sizi çok iyi anlıyorum. Çok zor. Asla yargılamıyorum. Keşke olmasaydı. Ama burada ben sizden önce, gerçi siz de delikanlısınız artık ama şimdi anneye babaya. Necdet abi ne olur kusuruma bakma. Ama babaları var bu çocukların. Hani bu çocuk yetim de değil bunlar. Çok zor yaşamışlar bak. O yüzden anne şimdi diyor ki siz onları araştırın. Bak burada hepsini söylüyorlar. Tamam şimdi neyi mi araştıracaklar? Neyi mi görmüşler şimdi? Beni tanımaz. Varsa. Beni etmez. Ama çocukların yalnız benim ailemi görüyor. Tanımaz. Çocukların tanıyorum yalnız desin ben kabul edeceğim. Çocuk o duymuştur belki bir yerlerden nereden, ama çocukların Necdet, yalnız büyüdüğünü Necdet duymuş. Bey, hayır sizden, gelsin ben onu bak insan gibi davet ettim. Müsaade edin gelin siz onu dedim. Davet etmeyin orası kız evi.
Yani adet hayır, var, hayır, gelenek var, görenek konuşalım. Var. Gidin, siz, gidin evet. Kızı öncelikle peki, isteyin. Şimdi, vermiyorsa, yani bu adeti, geleneği, göreneği yerine getir. Bunlar kaçmış olabilir. Pardon, o zaman ben mesajı okutayım sana. Bak, tamam. Bir şey, ya mesaj nereden gelmiş? 5 sefer istersin, annesine. 10 sefer istersin. Ayrı bir şey. Siz ne yaparsınız? Siz bulun mesajı, ben okuyayım şimdi yayında. Lütfen telefonunuzda varsa. Var mı yanınızda? Telefonunuz yanınızda, görüyorum. Yanımızda. Bir bulun, ben bir okuyayım en azından. Bu arada peki bir nefes alalım. Bu arada herkes Reyhan'ı soruyor bana dünden beri. 200 kilo Reyhan'ımız. Biz onu zayıflatmak için bir yola çıktık. Beraber bir yola çıktık. Eşi Ali Rıza abi hep yanında, biliyorsunuz. Şimdi Reyhan'ın doktoru ve Reyhan ne alemde. Ali Rıza Bey ne alemde. Hepsini bir görelim. Peki şu anda Reyhan'a. Şu anda Reyhan yüzünü gördüm. Vallahi mutlu oldum. Şu an Ali Rıza abiyi görüyorum. Reyhan'ımı görüyorum. Doktor orada. Aysim'a bir sor bakayım, nasılmış Reyhan? Korkuttu hepimizi vallahi. İyi mi? Bu arada Ali Durmuş Bey'e de soralım tabii durumu nasıl. Evet. Hepimizin yüreği ağzına gelmişti Zahide yetiştiğin. Apar topar Reyhan Kaya hastaneye getirilmişti. Hemen yüreğinize su serpmek adına Reyhan Hanım'a mikrofonu uzatacağım. Reyhan abla, dün neler yaşandı? Ne oldu da hastaneye geldin apar topar? Hepimizi korkuttun. İşte belden aşağı ağrılarım vardı. O yüzden apar topar geldim acil olarak hastaneye. Şu an nasılsın? Sağlık durumun nasıl? Ağrıların var mı? Var ama ben alışıkım az ağrılara. Alıştım artık. Alıştın mı ağrılara? Alıştım. Nasıl bakıyorlar sana burada? Çok güzel. Ha? Hepsinden memnunum yani. Hepsi güzel yani bakıyor. Ali Rıza Bey hep yanında mıymış? Doktora sonra da mikrofonu uzatayım. Sağlık durumuyla ilgili. Ha. Doçent doktor Ali Durmuş'a da mikrofonu uzatayım. Efendim, nasıl sağlık durumu? Dün apar topar hastaneye gelince hepimiz bir korktuk. Biz de korktuk. Biz ameliyattaydık işte. Reyhan Hanım geldiğinde ameliyattan sonra görüştük. Kan değerlerine baktık. Bakınca biz daha önce bakmıştık. Daha da düşme gördük. Özellikle enfeksiyonunda artma gördük. Bacak ağrılarının bir sebebi de buydu. Onun üzerine hastaneye yatırmaya karar verdik. Çünkü evde olacak bir şey değildi. Evde yapacak bir şey değildi. 24 saat takip altına aldık. İşte sağ olsun Nihal Hanım fizyoterapistimiz, fizyoterapi uzmanımız, fizik tedavi uzmanımız. O, ben, işte bizim hemşirelerimiz, dahiliye doktoru, yeni psikiyatri doktoru devreye girdi. Şimdi iyi değil mi artık? Doktora uğraşıyoruz. Ve devam ediyoruz yine tedaviye. Şu an yaptığımız tek şey bacaktaki lenfödemi azaltmak. İşte fizyoterapistler arkadaşlarımıza. İkincisi hem Demet Hanım hem de Hilal Hanım diyet düzenliyor. Tabii bu diyeti şöyle bir şey düşünmeyin. Yani bunu beslenme alışkanlığı değiştirmeye çalışıyoruz. Olay şu, daha önce tek öğün yemek yerken şu an en azından öğünleri arttırdık. Normal insan gibi yemeye başladı. Bu da fark etti yani. En azından bir günde olsa bir fark etti. Çünkü hasta böyle şeyler alışık değil. Doğal olarak diyor ki yemediğim halde kilo alıyorum. Doğru, yiyip kilo almaması lazım. O beslenme alışkanlığı, özellikle bariyatrik diyetisyen olarak Demet Hanım çok ilgilendi. O düzenledi tedavi yemek. Neler yaşadığını, neler olduğunu öğreneceğiz zaten. Aysim acaba Reyhan Hanım, bir soralım. İşte biraz fark oldu mu? Ne açısından, yani kilo açısından mı? Ne yemek açısından? Düzeninde daha bir farklılık bir şey oluşturmaya yok. Başladık dedi doktorumuz. Yani üç öğün yemek yemeye başladığımızı söylüyor yani. Üç öğün şimdi yemek yiyor tabii ki ama yine az az yiyor ama ekmek içemiyor. Başladığımızı diyor bak, görüyor musun? Ekmek yiyemiyor. Yiyemiyorum diyor zaten. Yemek yiyemiyorum diyor zaten. Ali Rıza abiye bir sorsana, dün yani. Korkmuş mu Aysim'a? Çünkü devamlı yemek yemediği için, anlıyor musun? Az az yiyor. Hemen soruyorum Zahide Hanım. Ali Rıza Bey, dün korktunuz mu Reyhan Hanım'ı hastaneye getirip? Muhakkak tabii. Niye korkmayın yani? Apar topar kalkıp gelmişik buraya yani, ayaklarım ağrıyor diyor. Belimden aşağım tutmuyor diyor. Kim olsa herkes korkar tabii ki yani. Ağrılar içinde duramıyor çünkü yani. Zaten hastaneye girişimize bile şey yaparsanız, dikkat ettiyseniz yani, seddiye meddiye bile zor bindirdim zaten ağrılar yüzünden yani. Ama Allah razı olsun yani, kapıda doktorlarımız, hemşire arkadaşlarımız karşıladılar. Hemen içeri bize aldılar, Allah razı olsun herkesten. Aysin'a yani. Sorar mısın? Ali Rıza abinin yani, ailesinde ona göre şey, ilaç tedavisine başladılar, antibiyotik verdiler, serum verdiler. Ondan sonra biraz daha ağrıları indi tabii ki yani. İyi, şükür. Ben soruyorum Zahide Hanım. Zahide Hanım stüdyodan soru soruyor. Ailenizde hiç kilosu yüksek olan, kilolu biri var mı diye? Bizim ailemizde pek kilolu insan yok yani. Yok. Duymadım. Homili gırtlak hepsi. Ali Rıza Bey'in ailesi mi? Yiyorlar, evet, bulduğunu yiyorlar. Kilolular mı peki? Reyhan yok, değiller. Değiller. Onlara bir şey yok. Evet Zahide Hanım, Reyhan Hanım gayet eyvah. İyi diyebiliriz. Hatta yayın öncesinde konuştuk, yok, yok. Kendisi bir şey dedi. Ne dedi? Onu da hemen soracağım. Ben nazara geldim dedi. Neden eyvah, nazara kimin geldim? Nazarına?
Vallahi resimlerimi gösterdiniz, çok güzeldim. Güzelsin, sütün gibi bacaklarım var. Kim diyordu bunu sana? Etraf, komşular. Ama gerçekten ailesi. Resimleri çok güzeldi bak. Neler maşallah. Diyorlardı başta? Çok güzel bacaklarım var, bizimkiler yamuk yamuk. Hep öyle diyorlardı. Onlar mı nazar etti sana? Bilmiyorum. Kimin gözü değdi bilmiyorum. Vallahi bak bizim programcıya nazarımız kötü değmez. Kötü göz var, iyi göz var. Zayda Hanım bir şey konuşuyor değil mi? Hanım, duyamadım. Diyorum ki bak bizim nazarımız diyor, program değmez. Program olarak diyor, nazarımız değmez diyor. Bizim nazarımız değmez ama senin çok takipçin oldu artık doğrudur. Reyhan. Çünkü iyi niyetlisiniz. Öyleyiz. Allah'ım inşallah çünkü senin iyiliğini göstersin bize. O yüzden bize. Değmez. İnşallah. Peki Ali Rıza abi akşam nerede yattı? Özledim seni Zayda Hanım. Ben de seni özledim kuzum. Ay bana bak bir şey anlatacağım. Reyhan böyle bazen kızgın oluyor, bazen atarlı oluyor, bazen bir sevimli. Beni burada böyle bir sarıldım ya sana Reyhan. Böyle bir beni koynuna aldın ya. Bana bir iyi geldi o. Bak, gel bir daha sarılalım. Vallahi bak o gün hatırlıyor musunuz? Şöyle beni koynuna sarılalım. Bir aldı bir sarıldı. Kuzum benim. Vallahi onun sarılalım. Bütün şeyi Ali Rıza abiye. Ali Anne Rıza abi... de olurum, abla da olurum, her şey olurum. Ben sarılayım hanımıma. Yok sarılma, istemiyorum seni. Sarılsın, neden sarılmasın? Sarılmasın, istemiyorum. Ay oh be vallahi kendime geldim. Şu hallerini gördüm ya. Sarılsın. Tabii ben de sarılayım da o da kocan anne. Zeyda Hanım o sarılabilir. Ama 7-24'te yanında Ali Rıza Bey. Akşam nerede yattı? Olacak, Reyhan. Olacaksın dedi. Akşam ben yattım ben çek yattı o vallahi koskocaman yatakta yattı. Aa ciddi misin? Nasıl yani? İstedi sanırım değil mi? Evet ben istedim. Niye? Kız burada adama yapmadığını bırakmıyor. Ben çek yattı yattım alçak diye o yatakta. ama yatakta sen... yattı vallahi rahat rahat. Ama sen istemişsin. Yatağa çıkmak belki zor oldu diye. Hanımım beni çok düşünüyor. Zayda abla. Anlıyor musun? Onun düşünüyor. İçin kendisi bana kendi yatağını veriyor. Kendisi çekyapta yatıyor. Allah'ım sizi ayırmasın. Kursan Hanım. Vallahi çok tatlısınız. Seni böyle gördüm ya Reyhan. Vallahi içime sular serpildi gerçekten bak. Dün herkes onu soruyor bana. Reyhan nasıl oldu? Aman bir şey mi var diye. Yok dedim bir şey yok şükür. Neyse bugün böyle gördüm. Tamam şahanesiniz. Hocama teşekkür ediyorum. Hastaneme teşekkür ediyorum. Çok da güzel ilgileniyorlar. İyi gönlüm. Rahat huzurla. Öpüyorum seni kuzum. Sarılıyorum sevgiyle. Gel kucaklaşalım bir an önce. Ben de sizi öptüm. Hepinizi öptüm. Hoşça kal bir tane. Bütün ekibinizi öptüm. Hepinizi teşekkür öptüm. Ediyoruz. Sağ hepimizin olun. Selamı teşekkür var. Teşekkür ederim. Çok Allah geçmiş razı olsun olsun. Hepinizden. Sağ ol bir tanem. Ay böyle onlar didişince ben bir rahatlıyorum. Çünkü o zaman Reyhan iyi anlıyorum yani. Eğer Reyhan'ın surat asık didişmiyorsa Ali Rıza Bey'le bir sıkıntı var korkuyorum. Hep böyle yüzün gülsün. Hep. Bak bak bakışlarını yerim senin ben. Allah'ım. Peki şimdi Samsun'a bağlanalım. Teşekkür ediyorum tekrar hastanemize. Nasıl? Toplantıda mıymış? Ha peki. Şöyle. Şimdi annenin feryadını sen biliyorsun. Muhtemelen sana daha önce söyledi. Bir annenin mutlaka dinlenmesi gerektiğini düşünürüm. Çünkü seni doğuran, büyüten, yeniden de bir hamileliği var. Bu işi çözmek istiyorsak... Güzellikle. Güzellikle, gönül rızasıyla. Gönül rızalı. Anneyi de dinlemeden Necdet olmaz. Bey siz de baba tarafı olarak çocuklar siz de gidin. Anneye anlatmak lazım. Yani belediye başkanımızdan da rica edelim. Yani istemeye beraber gidin. Anne neyse... Sıkıntısı sizinle paylaşsın. Onun şu anda bir de şunu söyleyeyim şimdi bak annemize de. Eğer böyle negatif ve baskıcı bir durum savunma olursa. Evet bu çocuklar. Yani. Savunma bak, büyüyor. Bak bizi de atlatır. Yani. Giderler aynen. Evlenirler. Biz sadece duymuş ya oluruz. Ya anne dua etsin bu yanlış. Çocuklar bize geldi zaten. Aynen öyle aynen. Dua etsin yani. Eğer gerçekten olmayacak bir şey varsa bu çocuklar bize gelmişse anne buna dua etsin. Gitsinler konuşsunlar. Çok siz önemli. De, siz de bir geleneği atlamayın lütfen. Gidin isteyin. Beş sen sefer isteyin, altı sefer isteyin. Annenin gönlünü al. Kızlar aynen annesinin öyle. Gönlünü aynen. Alır. Alır. Olgun hocam. Güzellikle. Bir hafta önce güzel konuştular her ikisi annesiyle. Annesi dedi ki tamam kızım dedi kabul ediyorum. Gelin Samsun'a ev tutalım öyle dedi. Öyle mi? Tabii. Tamam. Dün ben telefonla konuştum. Ne güzel. Ama şimdi kesinlikle kabul etmiyor. Ne değişti bir haftada? İşte ya hamilelik psikolojisidir. Hamilelik. Gerçekten yani telefonda dün saatlerce konuştuk. Dedim Allah ki hani Allah. Diyor ki benim diyor kızım. Hani yapmıyor etmiyor yok diyor seven insan diyor içer diyor. Sunarsa Gamze de içermiş.
Ya ne olsunsun ne o içsin ya yapmayın da içecek yaşadıklarınızı bilmiyorsunuz. Ama artık duydukları annemin kafasına yerleşmiş. Asla. Ama hazır böyle bir hani olumlu bir şey varken onun üzerinden devam etmek lazım ama eğer bu çocuklara biz güvenmezsek bu çocuklar bizi de dinlemez. İyi ki bana geldiler de şimdi buradayız. Yoksa bizi de dinlemeyebilirler. Giderler iki gün sonra hani nikah şeyle gelirler yani yanımıza. Peki bir ara verelim. Bu işi nasıl çözeceğiz? Bir anne nasıl ikna edilir? Nasıl yaklaşmalı? Onu konuşacağız efendim. Hemen geliyoruz. Dop dolu bir gün. İnşallah annemizin rızasını da alırız. Bu arada stüdyomuzda bir kere yemeklerimizi bir görelim. Elif bitirmiş oldu brownie'mizi. Brownie çok lezzetli oldu. Hatta bu kadar kaldı reklam arasında gitti. Ekibim sağ olsun. Evet çok güzel oldu. Sonrasında böreğimiz de. Bir de çıtır. Böreğimiz var. Bazılarını şöyle dilim dilim kestim. Çıtır çıtır çok güzel patatesli börek. Afiyet olsun herkese. Yapanların ellerine sağlık. Sofranızın beti bereketi gitmesin. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağolunuz efendim. Teşekkür. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gençler bize emanet. Devam ediyoruz efendim. Hayata devam ediyoruz ama en iyisi, en keyiflisi, en güzeliyle elbette ana baba rızasıyla hakkınızı helal edin. Yarın görüşmek üzere.